Herkese merhaba, iyi geceler. İskele Sancağı'na hoş geldiniz. Bu gece sinemayı konuşacağız, Türk sinemasını konuşacağız. Türk sineması şaşırtıcı başarılar elde ediyor son dönemlerde. Bu başarıları konuşacağız. Bunların sürekli olup olmayacağını tartışacağız, ele alacağız. Türk sinemasının sorunlarını masaya yatıracağız. Bu gece İskele Sancak'ta çok değerli konuklarımız var. Ben hemen onları sizlere tanıtmak istiyorum. Berhan Şimşek bizlerle. Merhaba Berhan Şimşek, hoş geldiniz. Geçen hafta da bizlerleydi trafik haftası nedeniyle ama bu hafta artık kaçınılmaz oldu. Çünkü sinemayla olan ilişkisi biliniyor Berhan Şimşek'in. Bir başka milletvekili konuğumuz daha var. AKP'den Sayın Recep Garip. Recep Bey de sanatla iç içe, gerçi sinemayla değil ama hem resim sanatıyla hem de şiir sanatıyla ilgili bir isim. Size de hoş geldiniz diyorum. Merhaba. Haluk Ünal yönetmen. Siz de hoş geldiniz. Merhaba Haluk Bey. Haluk Bey'in hemen yanında Mehmet Soyaslan var. Sinema işletmecisi. Siz de hoş geldiniz Mehmet Bey. Reis Çelik. Reis Çelik'i hemen tanıtalım. Hoşça Kal Yarın filminin yönetmeni. Hatta şöyle söyleyelim. Deniz Gezmiş filminin yönetmeni Reis Çelik. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Hemen Reis Bey'in yanında da tanıdığımız bir sima, Can Kolukısa sinema oyuncusu. Siz de hoş geldiniz Can Bey. Nusret Bayraktar bizlerle milletvekili, AKP milletvekili ama aynı zamanda eski Beyoğlu Belediye Başkanı. Beyoğlu deyince akla Yeşilçam geliyor. Yeşilçam'ın da bir süre belediye başkanlığını yaptı ve sanıyorum sanatla, sanatçıyla dost bir isim oldu, belediye başkanı oldu. Size de hoş geldiniz diyorum. Merhaba. Yine ünlü bir sinema oyuncusu, bir başka konuğumuz Nur Sürer bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de sinema eleştirmeni ve aynı zamanda sinema üzerine dersler veren, üniversitede, Bilgi Üniversitesi'nde dersler veren Vecdi Sayar bizlerle. Vecdi Bey merhaba, hoş geldiniz. Yine hepimizin yakından tanıdığı, severek izlediği Sayın Rutkay Aziz de bizlerle. Merhaba, siz de hoş geldiniz Rutkay Aziz. Yine Yeşilçam'ın ve Türk sinemasının önemli isimlerinden yapımcı Kadri Yurdatap bizlerle. Kadri Bey merhaba, hoş geldiniz. En son Sır Çocukları filminin yönetmeni, tek film galiba değil mi Sır Çocukları? Uzun metrajlı tek film. Aydın Sayman bizlerle. Siz de hoş geldiniz Aydın Bey, merhaba. Ve yine Bilgi Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Haluk Üçel. Size de merhaba diyorum. Evet, konuklarımız böyle. Ben şimdi çok kısa minik bir reklam arası vereceğim ama önce Kadri Bey'e bir şey sormak istiyorum, Kadri Yurdatap'a. Çünkü şu anda burada bulunan konuklarımızın, milletvekillerimizi dışarıda tutarsak eğer hepsi bir platformun temsilcileri. O platform ulusal sinema platformu. Doğru söyledim değil mi Kadri Bey? Evet. Nedir? Bize biraz anlatır mısınız bu ulusal sinema platformu? Kaç dernekten oluşuyor? Ulusal sinema platformu meslek birliği, dernek, sendika olmak üzere sinemanın filmlerinin çekilmesine sağlayan 11 derneğin bir aradaki şeklidir. 11 dernek mi bir araya geldiniz? Ne zaman geldi bu 11 dernek? Ve bu senedir biz bu iş için çalışıyoruz. 3 yıldır. 3 yıldır. Ondan önce böyle bölük pörçük dernekler, herkes kendi alanıyla herkes ilgiliydi belki. Herkes kendi alanıyla ilgili. Mesela yapımcıların Sesam Fiyap var. Oyuncuların Çasot, Soder var. Böyle dernekler böyle var. Çeşitli sinemaya emek veren çeşitli kesimlerin dernekleri vardı. Ama hepsi bir araya geldi sinema için. Ulusal sinema platformunu kurdu. Ve bu ulusal sinema kurumu kurulana kadar da bu dernek platform çalışacak. Onu konuşacağız, tartışacağız. Bu dernek ne zamana kadar devam edecek? Hepsini konuşacağız. Şimdi çok kısa bir ara, tekrar birlikte olacağız. Evet, yeniden birlikteyiz. Şöyle bir durum var Türk sineması açısından. Amatör bir şekilde olayı takip eden, çok da içinde olmayan birinin bakışıyla söyleyecek olursak, Türk sineması 1950'lerde, 60'larda,
hatta 70'lerin belki bir parça başında çok popülerdi. Sinema salonları çok fazlaydı ki onları burada bulunan konuklarımız anlatacaklar hiç kuşkusuz. Sonra bir ara dönem yaşandı. 70'li yıllar, anarşi var ve o dönemde sinemalar, televizyonun da bir parça yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte Türk halkı sinema salonlarından çekildi. 80'lerden sonraysa, 80'li yıllardaysa bazı filmler gerçekten çok izlendi. Özellikle son dönemde bir patlama yaşandığı görülüyor. Doğru mu değil mi bunu yine burada bulunan konuklarımıza soracağız. Ve son dönemde de bir filmin uluslararası alanda çok önemli bir başarı kaydetmesi, Uzak filminin çok önemli bir başarı kaydetmesi Türk sinemasını yeniden gündeme getirdi. Şimdi bir gelişme var gibi görülüyor. Bu gelişme sağlıklı bir gelişme mi? Gerçekten iyiye doğru bir gidiş var mı? İyiye doğru bir gidiş yoksa eğer bunun önündeki engeller nedir? Öncelikle birinci bölümde bunu tartışalım istiyorum Türk sineması açısından. Bugünü değerlendirelim. Bugün durum nedir? Buna bakalım. Sonra yapılması gerekenleri tek tek ele almaya çalışacağız. İlk sözü Rutkay Aziz'e verelim. Rutkay Aziz, sizce bugün Türk sinemasında bir canlanma yaşanıyor mu? Sinema salonları yeniden Türk filmlerine kucak açıyor. Seyirci de o filmlere gidiyor mu? Durum nedir? Memnun musunuz bugünlerden? Hemen mikrofonu Kadri Bey'den alırsanız. Bize bu olanağı tanıdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Uzak konusunu somut olarak kanda yaşayan sanıyorum burada Kadri Bey var, Mehmet Bey var, Vecdi arkadaşım var. Uzağa onlardan konuşacağız. Onlardan bilgilenirsek sanıyorum daha tabii, doğrusu onlar, olur. Tabii onu konuşacağız. Tabii sinema seyircisinin uzaklaştığı tarih, ilginç iki tarih verdiniz. 70'li yıllar dediniz, darbe yaşadı bu Türkiye. Sonra 80 dediniz, yine darbe yaşadı bu ülke. Doğal olarak da Türkiye'miz çok olağanüstü koşullardan geçti. Ona, o anlamda da bir biçimde seyirci kaybının olması da kanımca çok doğaldır. Bir kere bu toplantıyı ben kendimce çok önemsiyorum. Onun için de teşekkür ediyorum platform adına. Belki bu toplantıyı yapmasaydık, 3 aydır bir türlü randevu alamadığımız Sayın Bakan'da bir türlü buluşamayacaktık. Çünkü sizin bu toplantı haberiniz kendilerine iletildi zannediyorum ve kendileri de lütfettiler. Ayın 17'sinde, 18'inde telif hakları ve sinema sanatının yasal düzenlenmesi doğrultusunda AKEME'de toplantı yapılacaklar. Sayın Bakan'a da bu anlamda teşekkür ederiz ama platform olarak da bir yaklaşık 3 aydır kendisiyle bir türlü buluşma olanağı bulamamıştık. Bir ilgisizlik serzenişi. Yok, sözcüklerime dikkat etmek istiyorum. Peki. Şimdi kısaca bir başka bir yere değinmek isteyeceğim. Türkiye'de sinemanın düzenlenmesi ve sinema sanatının endüstrisinin canlandırılması doğrultusunda çok ciddi yıllardır çabalar sürüyor. Bu çabalar bizde başlamadı. Bizde de bitmeyecek. İleri adımlar atmasını dilerim tabii. Ama ne yazık ki bütün bu çabaların yanı sıra sanıyorum bizlerin istediği şu. Bırakınız sinemayı düzenlemesini, uygulanmasını yarınlara sinemacılar, sektör taşısın sivilleşerek. Yani sinemayı sinemacılara bırakın. Bunu derken asla var olan iktidarı ya da devleti reddetmek ya da bakanlığı yok saymak anlamında değil. Ama eş güdümlü bir özerk yapıya, Ulusal Sinema Merkezi'ne ki arkadaşlarım değinecekler, ona yönelik bir adım atmak ve giderek de somut hedefimizin sanıyorum onu da konuda da son derece birikimi olan Vecdi arkadaşımı açıklayacak, özerk sanat konseyine gelebilmek. Uzun vadede kültür ve sanat ortamını, yaşamını planlamak ve yarınlara taşımak adına. Şimdi bugün sayın değerli milletvekillerimiz sağ olsunlar geldiler. Bugünkü var olan iktidar muhafazakar ve yenilikçi bir söylem içinde var olduklarını söylüyorlar. Şimdi böyle baktığımızda kültür ve sanat ortamına yönelik yenilikçi anlamda adımların ya da atılımların ne olacağı konusunda henüz bir takım şeylerle tanık olmadığımızı ifade etmek istiyorum. Belki bu konuda bizi aydınlatacaklar. Çünkü burada çok ciddi bir sıkıntı var. Sıkıntı şu, belki de dünyanın hiçbir yerinde benim ülkem kadar Kültür Bakanlığı'nın kadrolarının ya da bakanının bu kadar sıkça değiştiği bir ülke olup olmadığı konusunda endişem var. Geçmişte bir köşe yazarımız bunu rakamında verdi. Ben somut olarak 1971 yılında profesyonel yaşama başladım. 71'den 2003 yılına kadar epey bir kültür bakanıyla ve kadrolarıyla tanıştım.
Şimdi böyle olunca gerekli ilkeli ve dürüst ve yarınlara toplumsal anlamda kültürel kalkınmaya yönelik ilkeli bir kültür politikası doğal olarak bu ülkede ta geçmişten geleniz sağlıklı bir biçimde gelip belli bir temelde oturmamıştır. Gelip giden bakanların iyi niyetine, duygusuna, düşüncesine ve de yanında var olan kadrolarına dayalı olarak bir biçimde ilkesizliği esas alan bir kültür politikasına bu Türkiye bir biçimde teslim olmuştur. Asıl büyük sıkıntının bu olduğu kanısındayım. Ve böyle de olunca ne olmuştur? İster istemez gerçek anlamda bir demokrasi kültürünün oluşması doğrultusunda gereken ilkeli bir uğraş, savaşın verilmediği için yoğun bir biçimde bu Türkiye'miz bugünün somutunda bir kültür kirliliğinin çok ciddi biçimde derinlemesine, kanımca içine düşmüştür. Onun için de bu gerçek anlamda eşgüdümlü çalışmayı asla reddetmiyorum. Ama bir ulusal sinemamızı çağdaş bir yapıya kavuşturacaksak bu anlamda ulusal sinema merkezi ya da kurumu adı altında çok ciddi bir reformların kaçınılmaz olduğunu görüyorum. Bir sonraki hedefinde dilerim özerk sanat konseyine gelmesini ve bir biçimde de bu özerk yapı içinde ülkemizi kültür ve sanatını özgürce gelecek kuşaklara taşımayı diliyorum. Çok teşekkürler. Vecdi Sayar'a hemen isterseniz dönelim. Şimdi Rutkay Aziz daha çok bugün ne talep ediyor sinemacılar ve burada bulunan platform üyeleri bu konuda değerlendirme yapmayı tercih etti. İyi de oldu. Böyle bir giriş de olmuş oldu. Ama biz yine de buradan devam edelim. Belki sinema ne alemde, Türk sineması ne durumda? O soruya birazdan yanıt ararız. Vecdi Sayar, siz ne diyorsunuz? Türkiye'de bu sinemacılar, siyasi iktidar ilişkisi ve aynı zamanda belki de sinema sanatçılar ve iktidar ilişkisi. Bu bağlamda ne söyleyeceksiniz? Dediğiniz gibi aslında sinemanın kendine özgü koşulları, kendine özgü sorunları olmasına karşın pek çok konuda sorunlar ortaktır. Sanat alanında iki temel sorun var bence. Birisi özgürlük sorunu. Türkiye özgürlük alanında çok ciddi sorunlarla baş etmeye çalıştı. Bir takım aşamalar kat edildi ve bugün önümüzde çeşitli nedenlerle siyasi iktidarında oldukça sahip çıktığı bir özgürleşme projesi var. Bunun Avrupa Birliği ile uyum yasaları çerçevesinde Türkiye'deki bazı yasalardaki kısıtlayıcı, engelleyici hükümlerin kaldırılması, sanat ortamının daha demokratik bir hale kavuşturulması yönünde bir takım adımlar atılmasını bekliyoruz. Tabii bunların Avrupa istediği için yapılması değil, Türkiye hak ettiği için, Türkiye halkı bunu hak ettiği için, Türkiye sanatı bunu hak ettiği için yapılması temeldir. İkinci temel alansa kurumlaşma. Yani sanat alanının genelde, özellikle de sinema alanının düzenlenmesi sorunu. Bu düzensiz mi? Şimdi tabii, çünkü yapı kendi içinde son derece dağınık bir biçimde gelişti. Ve güçlenmedi endüstri. Yıllardır dediğiniz gibi 1950'lerden başlayarak 70'lere gelen süreçte seyircinin desteğiyle, seyircinin sahiplenmesiyle endüstri kendini ayakta tutan bir biçimde var oldu. Ama daha sonra çeşitli koşullarla, bir kısmını saydınız, endüstri gerçekten desteksiz ayakta duramaz hale geldi. Şimdi bu bize özgü bir durum değil. Bütün dünyada böyle. Desteksiz derken devlet desteği mi kastediyorsunuz? Tabii ki. Devlet, yani kamu desek daha doğru. Peki sinema sektörü şu anda Türkiye'de kamu desteği olmaksızın ayakta kalamaz mı? Şimdi bakın, Türkiye dünyada çok farklı bir yerde düşünülmemeli. Nüfus itibariyle, bir endüstrinin gelişmişliği itibariyle düşünürsek, Portekiz gibi, Yunanistan gibi, bir takım ülkelerle, Danimarka gibi ülkelerle kıyaslamamızda yarar var. Neden derseniz, temelde bir dünya dili değil, daha sınırlı bir alanı kapsıyor. Tabii onlar kadar değil Türkçe, diyelim bizim de Türkik uluslar dediğimiz, devletler dediğimiz bir defa dil sorunu bir var. Alanımız var ama dünyayı düşündüğümüz zaman dil olarak sınırlı bir pazara hitap ediyoruz. Bu açıdan bu türlü ülkelerin tamamında devlet desteği, kamu desteği demeyi tercih ediyorum. Çünkü devlet
ve yerel yönetimler. Türkiye'de hiç olmayan bir alan. Umut ediyorum ki önümüzdeki günlerdeki yerel yönetim yasasıyla yerel yönetimlerin sanat alanına destekleri de gündeme gelecektir. Henüz pek konuşulmuyor ama çok önemli bir husus. Çünkü kentlerin gelişmesi sadece ekonomik anlamda olmayacak. Bir kentin kültürel anlamda gelişmesi için bunun sübvansiyon mekanizmalarının yaratılması gerekiyor. Ben Vecdi Bey şunu merak ediyorum. Siz şu anda sinema sektörü devletten yardım alıyor mu? Valla teorik olarak 1980'lerden başlayan bir devlet desteği vardır. Kültür Bakanlığı'nın, arkadaşlarım anlatacaklar daha ayrıntıya girerek, 86 yılında Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde getirildi sinema. Turgut Özal zamanında başladı. 86'dır ve bu sınırlı biçimde her yıl değişerek 10 film, 15 film bir takım filmlerin bütçesine sınırlı bir katkı sağladı. Son yıllarda arkadaşlarım daha ayrıntı verecek, bu uygulanmıyor. Bütçe kısıtlaması vesaire nedenleriyle uygulanmıyor. Son dönemlerde böyle bir destek de kalktı. Kalktı yok tamamen. Yani. Ki yapılan desteklerde son derece tabii, küçüktü. Mikrofonu alırsanız tabii. Hemen girin. Yani Avrupa ile kıyasladığınız zaman bütçede son derece küçük oranlarda destektir. Başka ülkelerle kıyaslarsanız bir İskandinav ülkesinde, Portekiz'de, Yunanistan'da bir filmin bütçesinin çok büyük bir oranı. Bu kurumlarca ve kuruma gelmemiz gerekiyor. Kadri Bey ilaveler. 1990, şöyle tutarsanız. 1997 senesinden başlayan bir gayretimizle bugün sinemanın elinde bir para var. Ama bu paradan daha hiçbir filmimiz bir nimetlenmedi. Sinemalara girerken alınan belediye rüsumunun %75'ini sinema fonuna aktarması lazım. Bu 1999'da 3 yıl bütçe kanunuyla, son 2 yılda da belediye gelirleri kanunuyla resmen tespit edilmiştir. Fakat bu para maalesef sinemaya yararlı olmadı. Peki, yani biz bir şey istemiyoruz. Bu kanunun uygulanmasını istiyoruz. Anladım. Yani ekstra bir yardım falan istemiyoruz. Bu böyle uygulanırsa zaten kanun diyorsunuz. Peki şu anda sinema bir yardım alıyor mu? Hayır, Bey'in kesinlikle. Ilgi almıyor yani. Kesinlikle. 2002 yılında hiç para almadı sinema. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi önce bir şey vurgulamak lazım. Sinemanın Türkiye'de hele son 10-15 yıldır devletten yardım alması diye bir kavram kullanmadığı ve bunu şöyle bir bilince çıkarttığını görmesi lazım bu toplumun. Devletin malıyla kamunun malı arasındaki farkı bir görmeli bu toplum. Nedir fark? Fark şudur. Şimdi devlet, demin Kadri Bey'in belirttiği birikim bu toplumun vergilerinden, bu sektörün kendi kaynaklarından, rüsumlardan, milli piyango gelirlerinden toplanmış bir paradır. Şimdi devletin malı diye bir şey yoktur. Toplumun malı vardır. Kamunun malı vardır. Ama ne yazık ki bu ülkede öyle bir devlet tanımı ve öyle bir devlet geleneğinden geliyoruz ki burada biraz karışmış bütün kavramlar. Referans noktaları karmakarışık olmuş. Dolayısıyla biz sinemanın, Rutkay'ın da söylediği gibi sivilleşmesi, kendi kendi yağıyla kavrulabileceği iddiasındayız zaten. Ama hem sivilleşmekten söz ediyorsunuz hem de işte devlet bize yardım etsin, hayır. Kültür Bakanı gelsin şöyle yapsın hayır. Diyorsunuz. Bunu nasıl izah ediyorsunuz? Şunu söylüyoruz. Bu ülkede ne yazık ki sanat kurumları sinemada Kültür Bakanlığı gibi bir kurumun iki dudağı arasında. Bundan kurtulalım diyor. Öyle mi? Tabii ki bundan kurtulalım yani, diyoruz. Kültür Bakanlığı size karışıyor mu? Şimdi öyle bir yasal düzenleme var ki Türkiye'de sinemanın her bakımdan, vergi açısından, çalışma yasaları açısından, fon ve teşvikler açısından devlete göbekten bağlı halde. Karışması gerekmiyor. Dünyanın en iyi niyetli Kültür Bakanlığı getirseniz onun da yapacağı fazla bir şey yok. Yani yapı öyle bir kurulmuş ki Türkiye'de bütün sektörlerde, alanlarda olduğu gibi devlet kültürün üzerinde ciddi bir otoriter hegemonya kurma alışkanlığından geliyor. Böyle bir kontrol mekanizmasından geliyor. Biz diyoruz ki artık 2003 yılında hele de bu kadar Avrupa Birliği çığlıklarının atıldığı bir dönemde bir kere buradan kurtulalım, sivilleşelim. Sinema kendi yağıyla kavrulabileceğini çok uzun zamandır kendine ve herkese ispat etti zaten. Şimdi tam da tartışma burada. Peki kendi yağınızla kavrulacaksanız evet. Eğer
O zaman sizin Kültür Bakanlığından, devletten, hükümetten talebiniz şu: bize karışmayın. Evet. Bizim paramızı bize, paramızı bize verin. Bakın, isterseniz demin başladığım konuşma yarım kalmıştı. İstediğimiz düzenleme şu: kamusal kaynaklar dediğimiz, Haluk'un da değindiği, çeşitli toplumdan gelen, sinema biletlerinden gelen, birçok ülkede olduğu gibi, piyango gibi çeşitli kaynaklardan gelebilecek bazı kaynaklar var. Tamam. Bu kaynakları herhangi bir siyasi iktidarın ya da herhangi bir yetkinin kişisel ya da siyasi tercihlerine bağlı kalmaksızın sektörün hizmetine sunmak gerekir. Ve bu durumda istediğimiz özerkliktir. Özerklik nedir? Örnekleri bütün Avrupa ülkelerinde, istisnasız diyebilirim, biraz sonra isimlerini sayabiliriz, özerk kurumlar var. Bu kurumlar devlet bütçesinden siyasilerin tercihlerine bağlı kalarak dağıtılmıyor. Çeşitli biçimlerde. Bunların bir bölümü kaliteye yönelik teşviklerdir. Bir bölümü otomatik teşviklerdir. Yani yapımcının başarısı oranında, anladım, seyirciyle buluşması ayrıntılara oranında. Ayrıntılara girmeden yani. Bütün bunları bir yapıda, yani bir özerk sinema kurumunda, bu kurumun yönetiminde sinema sektörünün ağırlıkla temsil edilmesi koşuluyla çözümlenmesi. Devletten beklentimiz bu yasal düzenlemeyi yapması. Yani devlet para vermesin, biz kendi yağımızla kavruluruz. Bu olacak şey değil. Bütün sanat alanları için. Çünkü bunu ancak ultra liberal görüşler savunuyor. Mesela burada Besim Tibuk olsaydı, onun formülünü biliyorsunuz. Diyor ki, ben bir günde Kültür Bakanlığı'nın sorununu çözerim, kaldırırım, bu işi biter. Biz de buyurgan bir Kültür Bakanlığı istemiyoruz. Ama devletin, yani kamunun, Haluk'un dediği gibi, buraya ayırdığı kaynakların azalmasını değil, artmasını istiyoruz. Çünkü Avrupa'da %1 hedeftir. Birçok ülkede bu hedefi yakaladı. Fransa gibi birçok ülke. Türkiye'de peki, 1/3'tür. Peki bu biraz Haluk Ünal'dan farklı bir görüş mü? Müsaade yani, ederseniz ben de bazı şeylere... Yani sivilleşmeyle farklı bir şey söylemiyorum. Sivil bir kurum. Yönetimi sivillerde olan... Ama devletten yardım istiyorsunuz o devlet kuruma. Devlet değil. Kaynaklar ki, dediğimiz gibi biletlerden gelecek. O rüsum gelecek. Yeterli mi peki? Yani yeterli midir o rüsum? Bundan evvelki Kültür Bakanımızın, Hüseyin Çelik'in, şimdiki bakanımızın bize gönderdiği bir takım yönetmelik taslaklarında buna ek şeyler koymuş. Milli Piyango biletinden şu kadar alınacak. Falanca yerden bu kadar alınacak. Biz onlara hayır demiyoruz. Anladım. Videolardan. Ama bu devlet anladım bütçesinden bir şey istemiyoruz. Şöyle bir toparlamak gerekirse. Sizin var mı buna bir itirazınız? Şimdi daha iyi anlaşılır. Şunu söylemek istiyorum. Dilimiz hep buna çalıyor. Bir kere bundan bir kurtulmalıyız. Devlet ben demekten son derece rahatsız oluyorum. Kamu ve kamusal kaynaklar, bunlar bizim kaynaklarımız. Anladım. O zaman kendi yağıyla kavrulmak kavramı şöyle bir zenginlik kazanıyor. Kimi film, yani büyük bütçeli, Türkiye ölçülerinde büyük bütçeli filmler tamamıyla bağımsız yapımcıların kendi kaynaklarıyla, kendi yatırımcılarıyla oluşturdukları süreçler olabilir. Anladım. Ama öyle filmler vardır ki, biraz sonra mutlaka konuşmalı, işte Uzak gibi filmler, alnımızı hak eden, onur duyduğumuz şimdi filmler. Zaten ben de onları konuşacağım. Heh. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Tabii size de soru, hatta size soralım o soruyu. Şimdi burada devlet ya da gerekli makamlar, merciler bir düzenleme yapsın, bir özerk kurum oluşturulsun ve kamunun kaynakları buraya aktarılsın, bazı kaynaklar buraya aktarılsın dendi. Böyle özetleyebiliriz. Sorun böyle ortaya kondu. Peki ortada böyle bir sorun varsa, bu soruna rağmen büyük başarı kazanmış filmler var. Yani çok büyük gişe hasılatları elde etmiş şu son zamanlarda. Mesela birkaç isim verebilir misiniz? Siz verebilirsiniz herhalde. Hemen verin. Hangi filmler? Yani Eşkıya ile başlayan. Eşkıya var. 2,5 milyon. Onun Vizontele. Arkasından Kahpe Bizans. Vizontele'nin 3,5 milyonu. O Şimdi Asker 1,5 milyon. Tamam da şimdi ben de tam onu soracağım. Peki madem bu sorunlar var, bu filmler nasıl oluyor da bu kadar büyük başarı elde ediliyor? Demek ki bu başarının elde edilmesi ortamı söz konusu. Niçin yakınılıyor? Sorun bu. Evet, çok doğru bir soru sordunuz. Değerli milletvekilleri, sevgili konuklar, kıymetli meslektaşlarım, teşekkür ederim, söz alabildim nihayet. Efendim, şimdi evvela sinema nedir? Sinema, insanların kalbine ve beynine hitap eden görsel, işitsel bir sanat dalı. Özellikle çağımızın yedinci sanatı dediğimiz çok önemli bir sanat dalı. Bu sanat dalı
bütün dünyayı birbirine yaklaştırıyor. Uzakları yakın ediyor. İnsanları birbirine sevdiriyor. Ve Atatürk'ün de dediği gibi insanlar arasında görüş ve görünüş farklarını ortadan kaldırıyor. Ve insanlık idealine hizmet edecek en önemli unsurlardan biri olduğunu ispatlıyor. Bu böyleyken Türkiye devletten ne istiyor? Türk sinemasının ihtiyacını. Evvela Türk sineması ayakta durabilecek güçe sahip. Bir. Yani bunu demin saymış olduğum filmlerde de ispat ettik ki Türkiye'de ciddi bir seyirci potansiyeli var. Ve Türkiye'deki ciddi seyirci potansiyeli zannedildiği gibi büyük yoğunlukla yabancı filmlere yönelik değil. Büyük yoğunlukla yerli filmlere yönelik. İyi film yapılınca gidiyor mu? Şimdi. Böyle mi diyeceğiz? Tabii bütün mesele iyi filmin tarifidir aslında. İyi film nedir? Nedir? O ciddi bir tarif gerektiriyor. Yalnız önemli olan şu. Bazı şeyleri ayırmak zorundayız. O da şudur. Bir, sinema dediğimiz zaman ben şahsen kendim için konuşuyorum. Sinema televizyondan farklı bir olaydır. Sinema önce bir salon, bir seyirci, bir de film gerektirir. Bir ülkenin sineması. Bu üçünü mutlaka gerektirir. Seyircisi yoksa o ülkenin sinemasının varlığı tartışılır. O zaman o filmler televizyonlar için yapılıyor demektir. O zaman o filmler yurt dışındaki bir iki festivale iştirak etsin diye yapılıyor demektir. Hayır. Biz seyircinin de beğeneceği, seyircinin de geleceği filmler yapmak zorundayız. Ancak bunu yaparsak kendi sinemamız kendi kanıyla yaşayacak ve kendi ayakları üzerinde durabilecek. Peki sorun o zaman seyircinin ilgisini çekecek şimdi, filmlerin şimdi çekilememesi. Şimdi demin Haluk kardeşim de çok güzel söyledi. Çok önemli bir nokta var. Burada sinema üretecek kişilerin önünde ciddi setler var. Kanuni peki, setler. Tamam ben de onu soruyorum. O setler evet. Varsa başarılı filmler nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi demek çok o setler çok etkili değil. Tabii. Bütün mesele orada. Yani bir barajın dolduktan sonra taşması mevzu bahistir. Onlar taşanlar ufak mı? Ufak taşanlar mutlaka olacaktır. Ama baştakiler taştıktan sonra güç azalacağı için o barajın duvarını yıkmak daha da zorlaşacaktır. Tabii ki bugün kendi imkanlarıyla filmini yapmış Nuri Bilge gibi kardeşim, Zeki Demirkubuz gibi kardeşlerim çok başarılı oldular. Yurt dışında da çok büyük ilgi gördüler. Bunları sonuna kadar destekliyorum. Biraz sonra onlarla ilgili yurt dışındaki basında ne kadar ilginç yazılar ve resimler çıktığını göreceksiniz. Fakat mesele orada değil. Mesele şu. Bütün dünyada bir gelişim var. O gelişim de şu. Tüm dünya ülkeleri yerli filmlerine ilgi gösteriyorlar. Ciddi ilgi gösteriyorlar. Şöyle bir örnek vereyim. Titanic bütün dünyada rekor kırar. Her tarafta en büyük hasılatı yaparken Polonya'da Kılıç ve Savaş diye bir film. Polonya'da Ateş ve Kılıç diye bir film. Titanic 3 milyon kişi alırken 6 milyon kişi aldı. Bu inanılmaz bir rakamdı. Aşağı yukarı aynı dönemlerde bizde de Eşkıya'nın 2,5 milyonu, Kahpe Bizans'ın 2,5 milyonları gözüktü. Yani demek ki uyuyan bir dev var. Bu devin uyanması lazım. Ama öyle enteresan şeyler oluyor ki bu ülkede belirli güvencelere de ihtiyaç var. Yanılmıyorsam Yılmaz Erdoğan kardeşimin çevirmiş olduğu Vizyon Tele filmi çok ciddi yüksek bir maliyete mal oldu. Ve filmi vizyona girdikten bir süre sonra çok kısa bir süre sonra öyle bir devalüasyon oldu ki 2 milyona mal olduğunu söylediği film ona 4 milyon dolar gibi bir değere daha mal böyle oldu. Böylece şey 3,5 milyon oldu. Kişilik. Hayır bu genelleştirilemeyecek. Bu genelleştirilemeyecek peki. Özel bir sorun ama böyle yıkıntılar da var. Yani en büyük hasılatı yapmış filmin başına böyle tehlikeler de gelebiliyor bu ülkede. Bu tür güvencelere şimdi de bakınız, ihtiyaç var. Şimdi bakınız çok ilginçtir. Nedir bizim devletten istediğimiz esas şey? Bütün dünya nasıl sinemasını kalkındırmış? Biz devletten tek taraflı bir şey istemiyoruz. Çünkü bugün Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmi Cannes'da başarılı oluyorsa bu Nuri Bilge'den çok Türkiye'nin başarısıdır. Çünkü bütün dünya ülkeleri her ne kadar biz popüler açıdan Eurovizyon'la daha çok ilgileniyor isek de her ne kadar biz hükümetimizle ve insanlarımızla Eurovizyon birincisi olan şarkımızın yorumcularını daha sıcak ve sevgiyle kucaklıyorsak ki asla kınamıyorum çok doğru yapıyoruz ama bütün dünyada Uzak filminin
başarısı daha büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Herkes onu konuşuyor. Bizdekinin aksine. Bizdekinin aksine. İlginç anlaşmalar yapılıyor. Gelecek filmleri için çok büyük garantiler ve imkanlar tanınıyor kendisine. Orada herkes Türkiye'yi anlatıyor. İstanbul'un ne kadar güzel olduğunu yoldan çevirip anlattılar bana yabancılar. Bu film sayesinde. Bu bütün dünyaya kademe kademe dalga dalga yayılacak bu şekilde. Bu göz ardı ediliyor ve unutuluyor. Bir türlü nedense sırası gelmiyor. Şimdi demin Rutkay kardeşim söyledi. 120 gün dedi yanılmıyorsam 120 gündür bakanla görüşemiyoruz dedi. Bu çok ilginç bir şey. Ne hani, yapacaksınız görüşü? Şimdi ne yapacağız? Bakınız biz bir ulusal sinema merkezinden bahsediliyor. Ulusal sinema merkezinin hedefi ne biliyor musunuz? Ulusal sinema merkezinin hedefi Türkiye'de sinemayı bir endüstri haline getirmek. Endüstri ne demektir? Orada üretimi olan, üretilecek malı olan ve bu üretilen maldan gelen gelirle ayakta durabilecek olan ve bu sayede yurt içinde ve yurt dışında ciddi ekonomik değerler oluşturacak olan bir kurum. Böyle bir endüstri. Bakan mı kuracak bunu? Hayır, bakandan hayır. Ne istiyorsun? Bakınız ne? Şimdi bütün dünya ne yapmış? Amerika da krize girdi. Hayır, bence girmeyin hiç. Bakandan peki, ne istediğinizi söyleyin. Peki bakandan bugüne kadar önce bir hazırlık yapılmıştı. Daha önceki bakan zamanında. Ne hazırlığı ulusal, bu? Yasal? Yasalarla ilgili. Yasa bu, çıkartmak mı istiyorsunuz? Şimdi bakınız çıkması gereken yasaların en önemlilerinden bir tanesi korsanlıkla mücadele konusudur. Bugün Türk sinemasının üretmiş olduğu ekonomik değerin yarısını korsanlar götürüyor. Son derece ucuz bir fiyata benim üretmiş olduğum telif hakkı bana ait olmuş olan bir malı 5 kuruş para vermeden alıyor çalıyor. Ve satıyor 1 milyon liraya tamam, korsan zaten satıyor. Bütün sanat eserleri için bütün sanat sorun. Eserleri kitap için gerekli mi? Tabii ama düşününüz ki 1 milyon 1,5 milyon 2 milyon dolara mal edilmiş bir filminizi vizyona çıkartıyorsunuz. Peki bir şey merak ediyorum ben. Peki Kültür Bakanı ile görüşmeseniz de meclis yapacak yasayı milletvekilleri var işte 3 milletvekilimiz var burada. Böyle milletvekilleri arasında görüşme yapsanız yani bakana peki, böyle peki merak ediyorum acaba yani. Kültür Bakanı bir aynı zamanda da turizm işleriyle de uğraştığı için mi zaman bulamıyor? Yani kendimize yakın bulduğumuz için Kültür Bakanlığı bizim işimizde kültür ve sanat. Bekleyebilir miyim bu konuda? Teşkilatını kuramadığı için bahanesi oydu. Şimdi bir başka şey ilave edeyim. Biz iki şey istiyoruz. Birincisi Sayın Hüseyin Çelik'le bir kanun hazırlandı. Kanun internette yayınlandı. Cevaplar geldi. Memnun muydunuz o gelişmeden? Tabii, tabii. O işin devamını istiyoruz. Bir. Yani sürüncemede kalmasın. Bundan evvelki kanunlar gibi. Bu 35 senelik bir savaş. Tam oldu dediğimiz anda bakan yeni değişti. Bir bakan değişti ve o rafa kaldırıldı. Biz anladım. Bunun devamını istiyoruz. Hüseyin Çelik'le kurduğunuz diyaloğu Hüseyin Çelik bizle kurdu ayrıca. Ya da Hüseyin Çelik'in sizinle kurduğu diyaloğu daha çok sinemacı olan Erkan Mumcu'nun kurmasını istiyoruz. Erkan Mumcu'nun sinemacı mı? Tabii. Nasıl bir sinema? Natuk Baytan asistanlık yaptı hukukta okurken. Kendisi bana söyledi. Yönetmen asistanıydı. Yani. Evet. Tanır mısınız Yeşilçam'dan? Ben tanımıyordum ama Antalya'da bir panelde karşılaştık. Kendisi söyledi. Peki sinemacı bakandan gerekli ilgiyi görmüyoruz diyorsunuz. Göremiyoruz. Şimdi hemen ben de meclise döneceğim. Evet hemen dönelim. Biraz sataşmalar gibi oldu. Mikrofonu da tutarsanız sesiniz de evet, gelsin. Biraz sataşma gibi oldu. Öncelikle tabii teşekkür ediyorum. Konunun açılmasına fırsat verdiler. Konuşalım diye aslında bu konuyu öne attılar. Ben herkese ve sizlere teşekkür ediyorum. Ben önce ve sinemacılar biraz konuşsun diye düşündüm. Haklısınız doğru. Konu konuyu açacak tabii. Ama ilerleyen bu saatten sonra aldığımız habere göre vaktin çok kısalığı elimizdeki dokümanların tamamını değil özetini dahi anlatmaya fırsat vermeyecek. Ben birkaç kelimeyle dokunmak istiyorum. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gerçekten arzulanan ve beklenen bir hizmet anlayışı sergilenmeli. Ne o? Hantal devlet yapısının şeffaf ve küçülen bir devletle her şey devletten beklenen veyahut işte beklenildiği gibi de olmayan durumdan şikayetçi olmaktansa bu yönetim anlayışının kamu yönetim reform yasası ile birlikte yerel yönetimle reform yasasını geliştirerek yetkilerin yerel yönetimlere devri ve konunun yerinde çözümü artı daha önemlisi sivil örgütlerin bütün dünyada olduğu gibi özellikle Avrupa Birliği uyum yasalarını düzenlerken
aynen katılıyorum Sayın Hocama. Yani Avrupalıların istediği veyahut Avrupa uyum yasalarının gerektirdiği için değil, Türk halkının ve Türk toplumunun layık olduğu muasır medeniyetlerin üzerinde yaşam standartlarını yakalayabilmesi çok önemli. Önemli olan konu bu. Yani sinema sanatından alın, ticarette, siyasette asıl maksat nedir? İnsanlarımızın mutlu olabilmesi, barış içinde olabilmesi, bütün dünya insanlarıyla kaynaşabilmesi, iletişimi iyi sağlayabilmesi, hem beyine ve fiziki gelişmelere sebep verebilecek bütün ortamların hazırlanmasıdır. Aslında Türkiye'de birçok arkadaşımın belirttiği gibi kaynak vardır. Ama kaynaklar yerinde ve zamanında istenildiği gibi kullanılamıyor. Bir de gerçekten özellik yok. Hep baskı vardır. Hep zorlama vardır. Yasakçı zihniyet vardır. Yasakçı mantıklarla hiçbir şeyin korunmadığı ve gelişmediği gerçektir. Bu kültür ve sanat varlıkları için geçerlidir, ticarette geçerlidir, siyasette geçerlidir. İnsanların hür fikirlerini hürce yayması için de geçerlidir. Evet. İşte 58. ve 59. hükümet döneminde gerek Hüseyin Çelik Bey'in, gerek Serkan Mumcu'nun da bakan olduğu dönemlerde bir yerde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın birleşmesi belki bazı işlerin gecikmesine vesile olmuştur ama daha büyük bir sinerji doğacağı için gelecekte hızla arzu edilen yasal düzenlemelerle birlikte hizmetlerin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerin altyapıları hazırlanıyor. Bir bakana 4 aydır yani 3 aydır ulaşılamıyor mantığını ben kabul edemiyorum. Ulaşamamışlar ama. Herhalde ulaşma şansını iyi deneyememişler ve gerekirse sizin bahsettiğiniz gibi burada milletvekili arkadaşlarımız var. Milletin vekili olan bizler aslında vekiliz. Asillerin hizmetindeyiz. Bunu sözle değil, her hafta sonu sadece Ankara'dan meseleleri halletmek değil, yerinde dediğimiz gibi milletvekillerinin kendi bölgesinde kültürle, sanatla, ticaretle, halkın ihtiyaçlarıyla, eğitimiyle, sağlığıyla ilgilenmesi gerekir. Ve bu konulardaki aldığı bütün duyumları, bilgi ve belgeleri merkezi yönetimin yetkililerine ulaştırması gerekir. Şimdi, biz buna ulaştıracağız tabii. Şimdi şöyle bir ben şey var. Bir de şunu bir söyleyeyim, bir belediye başkanlığına geldiğim için. Hayır, onu, tamam devam edeceksiniz. Bir şeyi konuşalım. Şimdi burada bulunan çok değerli sinemacılar, yani hükümete karşı bir ön yargı içinde değiller. Değiller, biliyorum. Bunu şuradan anlıyoruz ki, altını çizelim öncelikle. Diyorlar ki, biz Sayın Hüseyin Çelik döneminde çok iyi bir diyalog kurduk ve süreç çok iyi gidiyordu. Fakat Sayın Mumcu döneminde bunu kuramıyoruz diyorlar. Yani yakınılan nokta burası. Yalnız Sayın Hakan, bir küçük ekleme burada gerekiyor. Çünkü konunun akışı içinde Sayın Çelik'le başlamış bir proje gibi geldi. Burada birazcık hakkı yenen dönemler var. Çünkü tabii sinema kanunu ilk kez Sayın merhum Ahmet Taner Kışlalı zamanında ben de bakanlıktaydım. İlk yasa hazırlandı ve Türkiye neyse, Sinema yani, Kurumu'dur. Ardından Fikri Sağlar döneminde. Ama şu anda biz şunu tartışmıyoruz. Yani bu yasanın macerasını tartışmıyoruz. Evet. Şu anda geldiği son noktada son çok da tıkanma, acıklıdır. Yani 25 yıldır hala bu serüvende aynı noktada olmamız. Evet yani. Müsaade eder misiniz? Ona itirazları var yani. Şimdi çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Sizin daha da zengin bir şey, cevap vermenizi sağlamak açısından. Peki buyurun efendim. Şimdi Türkiye'de kültüre yaklaşım politikalarında ben şunu talep ediyorum, şunu bekliyorum. Şu andaki hükümetten de, AKP'den de. Bu konu kişilerle kaim bir konu değil. Olmamalı. Anlayışlarla. Ama demin zikrettiğiniz anlayışta temel bir çelişki olduğunu düşünüyorum. O da şudur. Diyorsunuz ki baskıcılık var. Burada hemfikir gibi görünüyoruz. Ama diyorsunuz ki devlet küçülsün, şeffaflaşsın, hantal devlet. Bakın Türkiye'de başımıza ne geliyor biliyor musunuz? Demin bir kavram üzerine tartıştık. Devlet mi, kamu mu? Kamu diyelim. Kamu diyorsak bu yaklaşım kamuyu küçülten, bizleri, devleti de, sermayeyi de, kendi kaynaklarımızda denetim alanının dışına def eden bir yaklaşımdır. Bu liberal yaklaşımdır. Neoliberal yaklaşımdır. Ve bunun sonucunda kültürel politikalar devletçi yaklaşım kadar ciddi hasar almışlardır. Zarar görmüşlerdir. Ve bu ülkede de bu zararı göreceğiz. Yani şunu görmek lazım. Eskiden sanat ve sinema hayatı taklit ederdi. Şimdi hayat onları taklit eder hale geldi. Bu iyidir kötüdür ayrı bir tartışmanın konusu. Ama tam da burada öyle bir yerdeyiz ki eğer soruna bir bütün olarak kültürün kendini özgürce ifade ettiği alanlar olarak bakmazsak, bu konuda çifte standart değil, tek standart elde etmezsek, bugün size dokunan yanıyla baskı olan şey,
yarın bana dokunan yanıyla baskı haline gelmeye başlıyor. Ama zaten ve herkes kendi baskısını. Ama Nusret Bey evet, zaten serbest olsun. Aynı şeyi olsun söylüyorum aslında. Söylediklerimizde bir farklılık yok. Ancak devlet ve kamunun küçültülmesi diye kullandığınız zaman kamunun küçülmesi farklıdır. Devlet yapısının, hizmet yapısının, merkezi otoritenin yapısının küçülmesi noktası farklıdır. Bu noktayı biraz ayırmak lazım. Ben müsaade ederseniz olayı bir başka boyutuyla değerlendirmek istiyoruz. Her işin bir doğumu var, gelişmesi var ve sonucu var. Türk sineması 1914 yılından bu yana belli bir çizgide, ivmede siksaklar çizerek gelişmiş. 1948 yılında güzel bir atılımla ciddi bir gelişme. 65'li yıllarda adeta enflasyon olacak tarzda, ki burada rakamlar var. Yani 12'den 44, 54, 113, 128 film ve daha sonra 1965'te 213 filmle ciddi bir patlama oluşmak. 72'de de. Şimdi bir yerde birisi fırın açıyor. Hemşerisi geliyor, ben de fırın açacağım. O da geliyor, ben de fırın açacağım. O da geliyor, fırın açacağım ve fırın enflasyonu oluyor. Kalite de ortadan bozuluyor, talep de bozuluyor. Kaliteli hizmet sunan bütün müesseselerde olduğu gibi sinemada da bu tip gelişme olmadı. Adeta gerçekten sanat ve kültürünü yayabilecek nitelikte, sadece ticareti düşünmeyen mantıkla değil, tüccar zihniyeti bir yerde farklı olabilir. İşte kültürel zenginliklerimizdir. Artı ticari bakımdan Türkiye'nin hem tanıtımına hem de uluslararası konjektürde ekonomik boyutu itibariyle değerlendirilecek bir meta olabilir. Ama bu işin aslında ruhunda insanlara incelik veren, ruh katan, zenginlik veren, ufkunu açan, tanıtım ve organizasyon gelişmelerine yön veren bir mantığın yaygınlaşması ise, evet, bunun gelişmesine zaman içerisinde ivme kazandırılması gerekirken nedense çeşitli etkenler, ki bunları tartışacak olursak çok çeşitli boyutları var. Çok çeşitli sebepleri vardır ve günümüzde bu tartışılıyor. İşte videonun girmesiydi, işte ahlaki boyutunun tartışılmasıydı, pornoculuktu, kalitedir, kalitesizliktir gibi bir sürü şeyler tartışıldı. Gerçek veya gerçek dışı. Şimdi devletin yapısında bu tip noktalarla ilgili sizin bahsettiğiniz gibi şahıslarla kayım olan bir politika değil, tamamen bir yerde işin gerçek manasının oturması. Bu önemli. Yasal düzenleme yapılacak. Yasal düzenlemeler mı? Çalışmaları zaten görüyorsunuz. Geceli gündüzlü bir çalışma anlayışımız var. Sinema ile ilgili. Sinema her konu aslında 22 maddeden oluşan Avrupa Birliği uyum yasalarının içerisinde 11. maddede bununla ilgili bir madde de var. Sinema ile ilgili. Tabii sinema ile ilgili, video sanatları ile ilgili, özgürlüklerle ilgili birçok maddeler var. Yönetmeliklerle bunlar değiştirilecek, gelişecektir. Artı yerel yönetimler yasa tasarısıyla bu daha da farklı bir boyut kazanacaktır. Gelirlerle ilgili konu aslında sponsorluk müessesesi Türkiye'de yaygınlaşmamıştır. Özel kesim, sanat ve kültür kesimi ve devlet kesimi farklı şekillerde her şeyin bir yerden kaynağının gelmesi. Ya bu kaynağın özü aslında bizde. Vatandaşın üretmiş olduğu kaynak bir yerlere gidiyor, israf oluyor ve başkalarının yerine maksadı dışında kullanılıyor. Bütün kaynaklar maksadı içinde kullanılacak olursa devletin ayıracağı veya kamunun ayıracağı paylarla sinemanın kendi imkanlarıyla oluşturacağı artı sponsor müesseseler olayı sevdikçe sahip olacakları kültürlerle... Bir tek soru sorabilir miyim Sayın Bayraktar? Bitirmek istiyorum. Bu parantez olarak sponsorların sevmesi değildir mesele. Avrupa'daki yasal düzenleme dediğimiz zaman bir tek madde. O düzenleme şu, sponsor eğer bir sanat olayına, bir sinema ya da tiyatro başka bir alan katkı sağladığı zaman bunu vergisinden düşebiliyor. Maliye Bakanlığı ikna edebilecek. Şimdi onu söyleyeceğim. Bakın mesela ilk öğretimleri, yani okul alanları, hastaneleri yapan bir sürü hayırsever vatandaşlarımız vardı. Ancak harcadığı rakamın %5'ini masraftan düşebiliyordu. İlk kez 59. hükümet döneminde çıkarmış olduğumuz yasalarla bundan sonra okul yapan, hastane yapan, sinema ile de ilgili daha gelecek. O kadar çok yasal düzenlemeler var ki 3 ay 4 ay içerisinde her şeyi düzenlemenin imkansız olduğunu. Sabır diyorsunuz. Bu yani tartışmalar aslında bir yerde bu işin kapısını açıyor. Bu tartışmalardan biz de çok şey alıyoruz ve alacağız ve ulaştıracağız. Zaten biraz daha dinleyin o zaman. Müsaade eder misiniz? Bir ufak ben açıklama yapmak. Bir belediye başkanlığından gelme olduğum için bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de ilk kez Türk sinemasına resmi sponsorluk veya resmi organizasyon görevini 1996 yılında benim Beyoğlu Belediye Başkanı olduğum dönemde Türk sinemasının 82. yılı münasebetiyle yapmış olduğumuz etkinliklerle başlamıştır. Hiç yeterli bir faaliyet değildi, onu biliyorum. Yalnız sizden sonra şu anda bizden, Beyoğlu'nda sizin döneminizde de
film çeken sinemacılardan ayak bastı parası alınıyor. Şimdi bak, bakın ona oraya geleceğim. Genel kurulda bakın, bunları anlatırız. Ayrı bir şey, bakın burada da var. Geldi. Şu anda belgeleri burada de aldım. Burada bunları anlatırsan sinema, 59. Türk, hükümetin programında Türk sinemasında tek bir yerde sinema kelimesi. Müsaade eder misiniz? Şart değil. Bunları anlatırsam yani, böyle bir şey 50 yok. 50 sayfalık bir hükümet şimdi programında her şeyi. Anlatılacak hayır, şey var. Sadece burada sinema mevzusunda hepimizin elinde 50 sayfa 100 sayfalık belge vardır. Milletvekiliyim ama bir sinemacı olarak sinemayı konuşacağım. Şimdi müsaade eder misiniz? Yani burada böyle anlattığınız şeyler. Son cümle. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Müsaade edin işte burada. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmayacak. 3 ay içerisinde her şey çıkmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilim kültür platformunu ve seçim beyannamesinde sinema ve sanatlarla şimdi ilgili hazırladıklar da bunlar. Şimdi bakın sadece beyannamelerle değil. İcraatla bunlar. Bu işleri ispatlayacağız. İktidardasınız yapın. Siz bakanı de göremiyorlar. Şimdi, bakanı göremiyor arkadaşlar. Şimdi olayları bu bakanı mevzulara göremiyor. Getirmemek gerekiyor. Şimdi o zaman şimdi, bir toparlayın da bunu anlatalım. Müsaade edin anlatacaksın. Burada şimdi bakın bir sinema ile ilgili başka türlü anlatırım. Sinema ile ilgili konular 50 sayfa 100 sayfalık belgeler var hepimizde. Türkiye Cumhuriyeti'nin 58. 59. hükümetin programları 50 sayfalık küçücük bir kitapçık. 50 sayfalık işin özün özetinde her şeyin detaylı anlatılması mümkün değildir. Ama bütün bunlar sırasıyla zamanı gelince göreceğiz. Bunları görüyoruz. Geliyorum şimdi belediyelerle ilgili. Bir cümleyle. Bütün belediye başkanlıklarında belediye gelirleri düzenlemesinde yabancı filmlere karşı Türk filmlerinin korumasıyla ilgili %75 rüsumun gerçekten sinema hakkına aktarılması söz konusudur. Aktarmıyormuş ama. Beyoğlu Belediyesi'nin bugüne kadar bütününü aktardıklarını biliyorum. Ya ben şimdi diğerleri de aktarmalar lazım. İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri gittikten sonra. Biraz geç. Biz yönetim kurulu olarak gittik. Biz dediler belli bir kısmını zelzele şeylerine verdik. O kendi paran olmayan hiçbir şey veremezler. Olamaz. Ya işte kim sonradan vermiş? Düzeldi. Kadri Bey, şu an kim? Kimden bahsediyorsunuz? Kim vermiş zelzele? Beyoğlu Belediyesi. Zelzele ile ilgilenen Halefi. Yapamazsınız. Kadir Bey, yapamazlar, sesiniz olamaz. Titreyerek söylüyorsunuz. Beyoğlu Belediyesi rüsumları yatırmamış. %10'un %75'i sinemaya aittir. 25'i de kimsesiz çocuklara, güçsüzlere aittir. Yani %25'i kendisi. Ama tersine dönmüştür yasal bu. Olarak onu sinemanın yasal olarak aktaramazsınız. Hayır, rakamlar burada anlatacağım izin verirseniz. Ben söz olarak konuşmayız. Şimdi, rakamlarla şimdi ben parti şeyinin dışına çıkaracağım. Çıkarmayın. Beyoğlu Belediyesi ve Çankaya Belediyesi bunlara uydu. Belli bir dönem Nusret sonra. Bey döneminde mi? Nusret Bey döneminde değil. Nusret Bey döneminde kanun yok. Kadri Bey nerede bu para o halde şimdi? Şimdi uyduysa bu para nerede? Şimdi bugün 1999 Temmuz'undan itibaren bu kanunlar yürürlükte. Bizim hesabımıza göre 21 trilyon para var. Yok o kadar yok. 21 trilyon. O kadar yok. Şimdi rakamlar var abi. Peki. Bizim yani devam, bir dakika. Rutkay Aziz bir cümle söyleyecek sonra. Evet. Tamam. Refah Yol iktidarında sanıyorum değerli milletvekillerimiz mecliste değildiniz. Değildik. Evet. Recep Bey de değildi, Nusret Bey de değildi, Berhan Çimşek de değildi. Ben sizden yalnız sinemamız adına değil, kültür yaşamımız adına somut bir şey talep edeyim. Refah Yol iktidar sırasında bütün partilerin, değerli milletvekillerinin imzalarıyla sponsorları ülkenin kültür yaşamına yönelik özendirmek adına yapacakları her türlü yatırımdan özel sektör ya da devlet katında vergiden muaf kılmak doğrultusunda önerge verildi meclise. Doğru. Yasal ve teknik bir hata nedeniyle o raflara itildi. Senin öncülüğünde bunu tekrar platform ve ülkemizin kültür hayatına tekrar bir önergeyi gündeme mutlaka, almamız mutlaka, mümkün mutlaka, müdür? Yok. Tabii. Bence Berhan yani, Şimşek'in öncülüğünde olmaz. Sizin öncülüğünde. Böyle bir önergeyi ben veririm. Sizin bir önergeyi verir misiniz mikrofonu? Hayır. O anlamda. Sizin öncülüğünde. Yaparız biz bu işleri. Hep beraber. Şimdi, bakın. Efendim ben somut bir öneri getirdim. Sen Hakan. Şimdi, hayır siz lütfederseniz bu konudaki çalışmayı yapalım, iletelim size. Tabii. Sizin öncülüğünde. Sonuna kadar sinema ile ilgili, kültürle ilgili. Bu ülkemizin kültür yaşamına yönelik. Saf sinema değil. Recep Bey. Özür dilerim. Tamam. Saf sinema için değil. Ülkemizin kültür yaşamına yönelik. Kültür hayatımızla ilgili yapılabilecek her türlü önergelerde sonuna kadar sizlerle çalışmaya Berhan Bey'le, Nusret abiyle ya da bu anlamda düşüncesi, duygusu olan Türkiye'nin dünden bugüne akan tarihindeki bize olan değerlerin ön plana çıkması ve kalite bulması adına, söz sahibi olmamız adına, dik duruş adına ne gerekiyorsa önerge verilmesi konusunda öncülük edebileceğimi söylüyorum. O zaman 6 parti vardı, 6 partiden. Evet. Müsaade ederseniz bir açıklama yapalım. Bir dakika. Yanlış diye. Müsaade. Bir şey söyleyeyim ondan ama sonra. Ama müsaade edin de. Şimdi Recep müsaade Bey. Müsaade edin. Recep Bey bir dakika. Evet. Bir dakika. Somut bir öneri geldi. O somut öneriyi
3 milletvekilimiz de destekliyorsa yapın. Başlayan yani bir şey var. İzin verirseniz oradan anlatayım Recep Bey, size de katkı olsun diye. Ben de bu arada Nusret Bey'inden özür dilerim. Ekran başında bulunan yurttaşlarımıza da, dostlarıma da, meslektaşlarıma da, sayın milletvekillerime de saygı sunuyorum. Niye özür şimdi, dilediniz Nusret Bey? Hayır, laf olarak arasına girdim. Sözünü kesmiş olmayayım. Şimdi suyun kaynağından... Alacağım. Rica ederim hemen. Suyu kaynağından anlatmak gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk sinemaya gereken ehemmiyeti verin demiş ama daha sonra gereken ehemmiyeti vermeyin diye anlaşılmış. Olay bu. Sanayi nefise kurullarını kurduğunda ülkede 25 kuruş yok. Çarıkla geziyoruz. Sanayi nefise kurulları güzel sanatlar. Sinemayla, heykelle, tiyatroyla, resimle, baleyle ilgili. Çağdaş dünya kültürle olabilir. Kültür kimliği oluşan ülkelerde olabilir diye. Yılları çok anlatmaya gerek yok. O günlerde Türkiye'nin üretim ilişkilerinde sinemacılar çok önemli. Benim abilerim, meslektaşlarım çok önemli bir görev yapmıştır. Anadolu'dan daha göç yaşanmadan İstanbul'u, Ankara'yı, toplumun hayatını, toplumun parçalarını, kültürünü Anadolulara taşımıştır. Anadolu'da her ilçede, beldede sinemalar vardı. Biz görevimizi yapmışız. Fakat bu mesele, bu yaşantıların içerisinde önemli gelip durduğu nokta şurası. Sinemanın sosyal durumu çok önemli. Çalışanlarının sosyal durumları. Sinemanın üretim durumu ve sinemanın bütün bunların hepsinin ötesinde tanıtım durumu. Ama bugüne kadar maalesef bizim sinemamıza üvey evlat muamelesi yapılmış. Sinemacı, kim sanatçı, yapmış? Arz ediyorum. Sinemacı, sanatçı ilericidir, demokrattır ve devrimci kimliği vardır. Sinemasını yapmış bir filmde et balık kuyruğundan çıkıp yukarıya doğru gökdelenlere baktığı için film sansüre uygulamıştır. Filmler yasaklanmıştır. Niye? Sanatçılar, bir dakika, ne demek? Neden? Sınıfsal farkı oluşturuyorsun diye. Sanatçılar yasaklanmıştır. Filmler yasaklanmıştır. Sinemacılar, sanatçı arkadaşlarım, bu ülkenin öyle lafta değil. Öyle bir şiir okuyarak falan değil. Birçok şiir okuyarak, birçok kitap yazarak, birçok film çekerek bu ülkenin lafta demokratikleşmesine değil. Bedeller ödemiş arkadaşlarımdır. Eğitim olarak da, acı olarak da, darle cezelerde, yoksulluklar içerisinde hayatlarını bırakmıştırlar. Burayı çabuk geçelim, bugünden sonra ne yapacağız oraya bakalım. Yine bu lafta olmamalı. Bunlar ciddi anlamda plan program içerisinde. Fakat bu esnada tabii ki bir eksiklik vardır. O eksiklik de şudur. Ben 25 yıldır sinema ailesine mensubum. Milletvekilliyim, Sayın Bekirmin de ifade buyurduğu gibi asillerin vekiliyim. Ama ben sinema ailesinin bir evladı, bir kardeşi, emekçisi olmaktan hep onur duydum. Biz maalesef doğru bir örgütlenme yapamadık. Tek bizim en önemli örgütlenmemiz 1978 yılındadır. 1978 yılında bir Ankara yürüyüşümüz vardır. Sevgili Vecin'in de ifade ettiği gibi daha sonraki hükümet Ahmet Taner Kaşıkçıoğlu döneminde rahmetle Onat abiyi de anmak gerekiyor. Onat Kutları ve değerli büyüklerimizin öncülüğünde Kültür Bakanlığı'nın hem sanatçılara sosyal güvenlik haklarının tanınması hem de belirli şu an konuştuklarımız veya 6. uyum paketinde gelecek işte 11 ve 12. maddede değişiklikler o günlerden sansüre hayır dedik. Ekonomik açılımlar, kazanımlar, insan gibi ağız tadıyla yaşamalar. Fakat o günlerden sonra sevgili Rutkay'ın söylediği gibi diyeceğim çünkü bunların hepsi bildiğimiz, yaşadığımız, toplumun bildiği gerçekler. 12 Eylül darbesiyle beraber Türkiye paramparça olduğu gibi kültür sanat dünyası da paramparça oldu. Örgütlenmemiz paramparça oldu. Şimdi çok yıllar önemli. Sonra yeniden mi örgütlendi? Oraya geleceğim. Bakınız Kadri Bey'in ifade ettiği gibi Sayın Sesan Başkanımızın 11 dernek çok kısa bir süre önce yan yana gelebildiler. Dışarıda yani, kalan dernek var mı? Sanmıyorum, yok. Hepsi ama biz girdi. o güne kadar biz sinemacılarda çok örgütlü olamadık. Yani biz baskı unsuru, STÖ olarak, sivil toplum örgütleri olarak bu baskıları getiremedik. Bunları başaranlar çok ciddi yollar aldılar. Yani şey içerisinde, diğer sivil toplum örgütleri içerisinde. Yani ben hep şunu söylerim. 1980 sonrası Türkiye'de apolitik bir gençlik yetiştirmek adına illere, ilçelere değil, beldelere, köylere bile futbol sahaları yapıldı. Sadece futbol seyretsin, alkışlasın. Sinema izleyip düşünüp gelişmeyi, aşmayı düşünmesin. Hayır, onlar ne gerek var böyle şeyler yapsınlar? Şimdi şikayet ediyor. Çocuklarımız gazete okumuyor. Çocuklarımız kitabı okumuyor. Çocuklarımız sinema seyretmiyor. Bu imkanları sizler darbeden sonra geliştirdiniz. Eğer ki bugün Türkiye sınırlarının dışına çıktığın zaman çok onur duyuyorum. Galatasaray marka, Tarkan marka. Türkiye'nin başka bir markası yok yani. Uzak ama, var şimdi. Yani hayır, şimdi oraya geliyorum. Ama bütün bunların içerisinde o yıllar içerisinde Yılmaz Güney'in yolu var. İşte 21 yıl sonra bir uzak var. Bunlar gerçekten çok önemli. Onu bir
belirtelim. Fakat burada bir Film iki Festivali'nde kaç yılında Yılmaz Güney 82'de Yılmaz Güney'in Yol filmi büyük ödülü aldı, değil mi? İki filmle altın birlikte altın palmiye jüri özel ödülünü uzak aldı. Şimdi hangisi daha önemli bir ödül? Yolun aldığı. Yolun aldı ama burada başka bir tadı var işin. Oyuncu arkadaşlarımız da ilk defa Cannes Film Festivali'nde ödül aldı. Komedi şurada Sayın Hakan. 2003 yılında Kültür Bakanlığı'nın ayırmış olduğu bütçe 349 trilyon Kültür Bakanlığı'na. Sinema için ayırmış olduğu 1 trilyon 760 milyar. 450 milyarı yatırım harcamaları, 250 milyarı transfer, 1 trilyon 60 milyarı da personel harcamaları ve teçhizat falan giderleri. Şimdi Türkiye'nin Kültür Bakanlığı'nın 1975'te kurulmuştur Kültür Bakanlığı. Kültür Bakanlığı'nın kurulduğu tarihten bugüne kadar en düşük bütçedir. Yani bunun yanı sıra sinemacı dostlarımın haklı bir tarafı var. Sevgili kardeşim de tabii ümitli ifade etti. Devlette kamuyu evet ayırmak lazım. Kamudan toplananlar devlete geliyor ama devlet denetleyicidir. Devlet denetleyici, düzenleyicidir. Yani o paraları denetleyecek devlet yoksa sayamayız. Devlet denetleyecek, düzenleyecek, o senin parana sahip çıkacak. Bakın senin paralarınla ilgili çok ilginç rakamlar var. Sayın Başkanımın ifade buyurduğu gibi 21 trilyonlar değil efendim. 21 trilyon olan kısmı sizin söylediğinizden de fazla. Bakın hiç bunu sinemacı dostların dile getirmiyorlar. 3,5 trilyona yakın bizim rüsumlardan sinemacı olarak pay elde etmişiz. Ve bunun son 2003 yılı itibariyle 1,5 trilyon daha gelmiş. Bu para 5 trilyon. Asıl nereden sinemaya para geliyor biliyor musunuz? Rütük payından geliyor. Rütük payından 2003 yılında geçen Berhan dönem... Berhan Bey, efendim, bir şey merak ediyorum. Rica ederim. Şimdi sinemaya geliyor diyorsunuz. Ne demek bu? Kime gidiyor? Şimdi sinema efendim... Nereye gidiyor bu? Efendim paraya? Çıkan kanunlarda bu rüsumdan %10 alınan paranın %75'i sinemayı destekleme fonuna ayrılan bir para. Bu paranın arkadaşlarımızın ve işte yapımcı, senarist, oyuncu ve... onlara mı veriliyor? Bulunan, hayır. Arkadaşlarımızın tercih edeceği bir heyet var, bir kurul var, bir komisyon var. Senaryoyla proje komisyonu. Projelere katkıda bulunuyor. Projelere arkadaşlarımızın bulunduğu bir komisyon var. Buraya Ahmet Hakan olarak senaryonu yapımcı olarak başvuruyorsun. Senin komisyon değerlendiriyor, sizin filminize katkı sunulabilir. Biraz önce söylediğimiz 86'dan itibaren başlayan mesela Reis Çelik'in çekmiş olduğu Hoşça Kal Yarın filmi Kültür Bakanlığı'ndan bu desteği almıştı yani. Böyle bir örnek büyük vereyim. Bir destek. Büyük bir destek değil, onu da söyleyeyim. %3 veya %4. Yok, affedersin bir, Kadir abi. Bak çok enteresan bir olaya dokundunuz. Bakın çok ilginç bir şey var. Reisciğim unutmazsan şunu, bunu bir anlatayım. Veriyor. Çok önemli bir devletle ilgili bir şeyden bahsediyorum. Çünkü ben biraz bu şeyde hükümetin yaklaşımında da bir demagoji görüyorum. Hoşça Kal Yarın'a devlet işte sinemaya verilen destekten 1,5 milyar bir yardım çıkıyor. Bir ay sonra başka bir bakan geliyor. Bu yardımı böyle bir filme yapmam diyor. Evet. Kaldırıyor. Biz mahkeme dava açarak yardım da yapmıyorlar. Sadece dönüşümlü kredi veriyorlar. Ama asıl mesele, Berhan'dan sonra konuşmak istiyorum. Asıl mesele bir devletin, bir kendi ülkesinin aynası olan, yüzü olan, fotoğrafları olan, anlatımı olan, tarihe kalacak olan yanı olan sanata bakışındaki zayıf, eksik ve demagojik yapıdır. Bütün hükümetler gelir, bütün aynı güzel şeyleri söylerler ama bütün sistem aynı yasaklarla, aynı sistemlerle devam eder. Çünkü sistem bunun üzerine kurulmuştur. Değişmez mi diyorsunuz? Yani? Şimdi, konuşacağız. Bu şu anda 5 trilyon net sinemanın... Yanlış söylüyorsun. Hayır efendim aldığım rakamlar... 5 trilyon. Bakın 5 şimdi. Trilyon. Aldığın rakam yanlış demiyorum. 5 trilyon maliyeye yatırılan para. Belediyelerdeki para nerede? İzin verirsen geleceğim abi. 21 bunlar, trilyon aslında. Hayır çabuk anlatamayız. Biz ara ara anlatacağız. Hayır halk rakamlara... da bilsin. Hayır çok önemli bence rakamlar. Bence girmeyin. Yani. Halkı pek ilgilendirdiğini sanmıyorum. 5 trilyon şu an halk bilsin bu şartların. Paramız gasp edilmiş. 5 trilyon gelmiş. Affedersin Kadir abi. 500 milyarı Maliye Bakanlığı el koymuş. Fakat bu arada belediyelerin ödemediği paralarla beraber 20 küsür trilyon bir para var. Yani belediyeler ödememiş. Bunlar kenarda duruyor. İşte sinema neden üretemiyor? Mali krizden üretemiyor. Artı sinemanın 2002 yılı sonunda yani 57. hükümet döneminde çok önemli bir iş başarmışlar.
Bozuk saatlerde 24 saatte iki kez doğruyu gösterir. Böyle bir şey söyleyebiliriz. 58 ve 59. hükümetin yaptığı gibi. Efendim. Araya efendim, sıkıştırılmış bir de, politik yani, cümleler. Bir de şimdi. Bir yani, esprisi canım. Esprisi. Yani, esprisi. Rusum. Bir de şimdi. Bir de Rütük'ten bir yönetmenlik, olmaz. Bir kanun çıkarılmış. Bir yönetmenlik eklenmiş. Rütük'ten sinemaya, yani kültür sanat dünyasına bir pay. Şu anda 2003 yılından şu güne kadar Kadir abi 3,5 trilyon birikmiş para, yani bu sadece sinemaya değil kültür sanat alanlarına. Berhan Bey. 9 trilyonda gelecek para yolda. Şimdi burada sayın meslektaşlarımın, dostlarımın Kültür Bakanı'ndan istediği şu. Biz bunu bağırırken, söylerken yanlış anladılar. Dedik ki efendim turizm ve kültürü birleştirmeyin. Biri ticari, biri toplumsal ve kültürel bir olay. Bakın arkadaşlarımız görüşemiyorlar. Tabii ki Sayın Bakan, turizm mevsimi çok önemli bir yoğunluk ve Türkiye için turizm de çok önemli girdi. 11 milyar dolar. Ama bir ülkenin kültürü, kimliği yok olmuşsa enflasyonu %2 indirsen de çıkaramazsın. Bu paraları tanzim etsinler. Geçen yıl, bitiriyorum. Geçen yıllarda bakın Türkiye'de son 5 yıl içerisinde 700 film sayısı, yani vizyona giren 776. Bu filmlerden 550 tanesi Amerikan filmi. 206 tanesi Orta Doğu ve Uzak Doğu filmleri ve bunların 65 tanesi yerli film. Ve bu yerli filmlerden ne 10 zaman, tanesi son 5 yıl efendim. Son 5 yıl. Ve bu filmlerden son 10 yılda 10 yıl içerisinde 10 tanesi Avrupa'da gösterilmiş. Avrupa'da 700 bin seyirciyle buluşmuş bizim yerli filmlerimiz. Türkiye'de ise 10 milyon kişi tarafından izlenmiş. Sayın Soyarsan bunu daha iyi bilecektir. Çok önemli bir rakam. Az film artı seyirci sayısı var. Yani Türkiye'de Türkiye seyircisini ki ekonomik koşullar içerisinde incelemek, analiz etmek gerekiyor. 3 milyon insan sinemaya gidebiliyor. Türkiye'nin koşulları ortada. %10'u açlık sefalet içerisinde sinemaya gitmek artık öğrenmenin, bilgilenmenin, düşünmenin ötesinde bir para olayı. Bir son bir şeyle beraber bitireyim. Arkadaşlara da bu söylemiş olduklarında yollarda açılacağını düşünüyorum. Şimdi bütün mesele geldiğimiz noktada bizim niyetimizin ne olduğu söz olarak, yani geçen hafta programda da söyledim, açıklamalarla faaliyet yok, açıklama var. Yani bütün bunların yapılanması sağlanacak mı? Arkadaşlarımız hazır, sinema platformu hazır, para var, para kenarda duruyor. Arkadaşlarımızın kamunun sinema adına iş yapın diyorsunuz. Devlet, evet, kamunun sinema adına devlete teslim ettiği parayı istiyor arkadaşlarım. Düzenleyici olsunlar. Peki proje getirdiler yani, mi bu paraları istemek için? Efendim şu an projelere bakılmıyor. Yasalara. Mevcut paraları kullanmak için şimdi, prosedür yerine getirilebilir. Bak, bakanlığın elinde 50 tane elinde. Proje var. Bakın ben de Ahmet Bey, Sayın Kadir Yurdatap Bey'in ve dostlarım da ifade buyuracağı gibi sinema kanunu yasası ve telif hakları en üstüsü kurumunun bir an önce kurulması adına bunlar geldi. Sayın Hüseyin Çelik'in de şimdi doğruyu ve güzeli ifade etmek lazım. Bu konuda ciddi bir çalışması var. Ben de bir sinemacı olarak bunu izledim. Bir iki noktada farklılıklar var, düzenlenebilir, bypass edilebilir ama bir an önce sinemasını, filmini üretmeye devam eder. Peki. Yani onun için buradan bir kez daha söylüyorum. O gün geçmiş dönemdeki kültür bakanlarımızın da, yani bu ANAP'lı, DYP'li, SHP'li, CHP'li kültür bakanlarımız da hayır dedi ki bu bakanlıkları birleştirmeyin. Ve bugün bu saatte burada haklı çıktığımızı görüyoruz. Teşekkür ederim. Erken karar veriyorsunuz. Bakanlıkların birleşmesi olayı sadece bundan değil. Milletvekilleri tamamlasın. Şimdi bu bakanlıkların birleşmesi mevzusuna isterseniz ben sinema emeği geçen bütün emekçileri saygıyla selamlıyorum. Özellikle burada sinemayı, dahası Türkiye kültürü üzerindeki birikmiş sıkıntılar nasıl atabiliriz, nasıl atlatabiliriz bunu konuşuyoruz. Bence biz çok yol aldık. Uzun yıllardır emeği geçen bütün sanatçıların çekmiş olduğu özgürlükteki sıkıntılarımız, insan haklarındaki sıkıntılarımız, emeğe karşı olan yapılması gereken ikramların verilmemesi, takdirlerin verilmemesi, başarıların ödüllendirilmemesi konusunda uzun yıllar birikmiş sıkıntılar var. Bence burada siyasal söylemden öte, eğer Türkiye kültürü üzerinde, sinema kültürü üzerinde ciddi noktada birikmiş bu sıkıntıları atlatacaksak, önce beyin jimnastiği içerisinde nereye geldiğimizi iyi yakalayıp, burada sinemanın özünde bulunan 35 yıldan bu yana
emek çekilmiş, yol alınmış, bir noktaya getirilmiş. Ulusal Sinema Kurumu kuruluş ve görevleri hakkında bir kanun tasarısı sadece bürokratlar tarafından hazırlanmış, tartışılmamış, henüz daha hükümetin gündemine gelmemiş bir taslak var. Bence buradan bindirme yerine, AK Parti iktidarlarına bindirme yerine daha mantıksal olarak yola çıkalım. Bence birlikte iktidarına müsaade edin ama. AK Parti bizim başımızda Allah'ın müsaade edin. İndireceğiz, yürütmesini size söyleyeceğiz. Müsaade et. Ben siyasetçi olarak bakın, da söyleyeceğim, sinemacı olarak da söyleyeceğim. Ben sizi dinledim. Hayır ama bir, yani böyle bir şey getirmeyin. İki kültür adamıyız. İki sanatçıyız. Müsaade ederseniz. Ama müsaade et ama. Bulunmaz Bursa kumaşı değil canım. Müsaade edin. Buyurun. Buyurun efendim. Şimdi eleştiri hakkımız var diyor. Hayır, burada biz eleştirelim. Eleştirelim ama Türkiye'nin meselelerine çok ciddi noktada doğru yaklaşan, evrensel yaklaşan, önümüzdeki sıkıntılar kaldırmak için gece gündüz çalışan bir hükümet var ve hükümetin üyeleri var. Komisyon çalışmaları hızla devam ediyor. Komisyonda da Berhan Bey'le beraberiz. Son derece verimli çalışmaları yapıyoruz. İtirazların hepsi sonuna kadar hak sahibiyiz. Ve gerçekten özgürlükleri sonuna kadar ele geçirmek için ciddi bir hükümet var. Bu hükümetin yapabileceği çok şey varken geliniz birlikte kol kola nasıl gireriz? Nasıl birlikte bir şeyleri kotarabiliriz? Bunları konuşalım bence. Ben bu anlamda ülkemizin kimliğini, şahsiyetini, sanatını, dahası bütün birikimini detaylarıyla işleyen, insana görsel anlamda, yazılı anlamda sahneye düşüren, beyaz perdeye düşüren sinemamız, çocuğun doğuşuyla başlayan ve ölümüne kadar devam eden bir insanın hayatını direkt ilgilendiriyor. Eğer Uzak filmindeki bir farenin eğer çıkarmış olduğu sesten yola çıkararak bir yankı buluyorsa dünya çapında, bir takım konuşmalar, gündemler oluşturuyor, bir takım ödüller alıyorsa, burada insanla ilgili birebir noktada özün bulunduğunu düşünüyorum. Örtüştüğünü düşünüyorum. Doğal, kendi içinde tutarlı olan sesi yakalıyor insan. Şimdi burada müsaade ederseniz sanatsal yaratım ve üretim özgürlüğünün yasalarla kısıtlandığını görüyoruz. Dünden bugün akan çizgide. Bunu kaldırma adına bir çalışma yapalım. Buradaki kanun tasarısındaki eksiklikler, aksaklıklar giderilsin. Adına bazı tekliflerim olacak. Bir an önce Berhan Bey de söyledi, katılıyorum. Arkadaşlarımız söyledi, katılıyorum. Sansür yeterince bu ülkede sıkmıştır. Sanatı berbat etmiştir, şiiri berbat etmiştir, şiir okuyanı yargılamıştır. Şairler, sanatçılar, tiyatrocular ciddi noktada, bu noktada sansürlenmiş, hayatın ortasına çıkamamıştır. Yani sanatı icra eden insanların bizatihi insanla birebir noktada örtüşmesi lazım. Yani zirvede, kulede oturmayıp bizatihi halkın içerisinde halkla birlikte yürüyebilen bir insan portresinin iz olarak düşmesi lazım ve yansıması lazım. Bu anlamda sansürün ciddi noktada engel olduğunu ve sansürdeki atlanması gereken yapı taşlarının bir an önce yerine konularak halledilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer evrensel biz müsaade ederseniz. Biz artık sansür Kadir demiyoruz. Bey. Denetim diyoruz. Sizin de söylememenizi tercih ederim. Peki denetim konusunda evrensel manada dünyadaki ulaşılmış olan film festivalleri konusunda Türkiye hızla kendi özverili çalışmasıyla sanat ustaları, tiyatrocular, sanatçılarımız, sinema severlerimiz. Eğer bu konuda yani sizler gerekli olan üstünüze düşen görevleri yapıyorsunuz ve bu konuda ülkemizi temsil etmeye devam ediyorsunuz. Evet. Ciddi sonuçlar da alıyoruz. O zaman bu önümüzdeki engellerin, denetleme engellerinin kaldırılması konusunda düşüncelerimi aktarıyorum. İsterseniz şimdi onları bunlardan şöyle yapalım. Yani şimdi hiç konuşmayan konuklarımız var. Onlara da söz vermemiz gerekiyor. Konular da çok uzadı. Bir iki cümleyle bir daha toparlayayım istersen. Bir iki cümleyle toparlayalım. Lütfen. Mesela ben eskiden bu yana dikkat ettiğim bir konu var. Özellikle Hollywood dünyaca meşhur. Platformlarıyla meşhur. Geliniz Antalya'da bir Hollywood şehri haline getirelim. Tabii platformlar haline gelsin. Ülkemizin her tarafı dört mevsim yaşıyor. Bu dört mevsimde dünyaca meşhur Recep filmlerin Bey, bunları hiç atlamayalım. Hayır, Antalya'da bir saniye. Yani burada Recep Bey kuruldu ama çok yerine güzel, getirilemedi. Gerçekten çok ilgi çekici ve çok güzel. Evet. Lütfen bunları birazdan yine konuşacaksınız. Yani bir konuşmacı bir kere konuşup bir daha konuşmamazlık yapmayacak. Birazdan hem öneriler sonuç bölümünde anlatırsanız çok daha faydalı olacak. Üzerinde tartışma fırsatı buluruz, olur mu?
Birazdan buyurun. Konuşalım onu. Şimdi Nur Sürer var konuşmayan. Derviş Reis Çelik var. Can Kolu Kısa var. Onlara söz vereceğim. Önce Nur Hanım bir dakika. Mikrofon alarak sizi bir konuda bilgilendirmek istiyorum. Nur Sürer'in yapacağız. Nur Hanım siz Nur Hanım'ın özellikle uçurtmayı vurmasınlar filmi özgürlük adına son derece verimli, kaliteli, son derece takdir edilmesi gereken bir filmdir. Kendilerini bu arada takdir teşekkür ediyorum. Bir cümleyle sizi bilgilendirmek istiyorum. Sayın Kadri Bey, biz buna sansür demek istemiyoruz dedi. Adı denetleme kurulu. Ama bu denetleme kurulu ne işe yarıyor diye sorduk. Canım uykuda denildi bize. Ama uykusundan uyandı geçen sene. Büyük adam küçük aşk. Bu sene de sarı güllerle uyandı. Demek ki sansürcü bir yasakçı zihniyet var. Bir saniye. Çünkü bu denetleme kurulunun içindeki 7 üyenin 5'i devlettir. Milli Güvenlik Kurulu vardır. İçişleri vardır, dışişleri vardır. Öyle değil mi? Yanlış mı biliyorum? Pardon, dışişleri yok. Sektörden bir kişi var. Yani böyle bir olayımız da var. Hafta efendim, onlar inşallah efendim, hep beraber kaldırıyoruz. Doğrudur. Bir dakika. Avrupa Birliği Bey bir temennisini belirtti anladığım kadarıyla. İsterseniz şu günlerde Avrupa Birliği yasalarının gündeme gelmiş olduğu. Tabii size vereceğim söz. Çok hızlı çalışan bir hükümette. Bunların hepsinin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Sayın Milletvekili, bugün mesela gazetede okudum. Vecil onu konuştuk. Beran ne diyor bilemiyorum. 6. uyum paketini de sanıyorum bugün. Basından evet, aldığımız habere göre. Sanat ve düşün eserleri üzerinde valilik kaymakamlık katından artık yasaklamalarının kalktığı. Yani yargı yolunun açılacağı konusunda bir bilgi var. Doğruluk payı nedir bilmiyorum. Şu anda onları okurum ben size. Tamam. Bir dakika. Yani onlar Nur Sürer konuşacak. Şimdi açık mı mikrofon? Açık efendim. Şimdi biz Nuri Bilge Ceylan Kan'a gitmeden önce Sinepop sinemasında bir toplantı yapmıştık. Ve toplantının adı bakanın sanıyorum seçilmesinden 20-25 gün sonra ya da bir ay sonraki bir şeydi. 59. hükümete bir seslenme vardı. Sinemayı 59. hükümetin sinemayı sevmesini istiyoruz diye. Şimdi ben o toplantıya giderken şunu düşündüm, yani işte demek ki ben de Berhan'dan bir yıl sonra gelmişim sinema, 24. yıl oldu. Ben sinemaya geldiğimden bu yana bizi seven bir hükümet görmedim. Yani bu sadece belki de AK Parti'nin suçu değil, ben bizi seven, mesela işte Kültür Bakanlığı... Ne demek sevmek? Yani işte bizi seviniz, biz bu ülkenin iyi çocukları izliyoruz ya kendi aramızda biz. Şimdi Kültür Bakanlığı mesela 71 yılında kurulmuş. Çok enteresan. Yani 80 yıllık cumhuriyet, 75 yıllık cumhuriyette 71 dedi. Müsteşarlık olarak geliyor. 75'te bakanlık oluyor. Evet. Yani demek ki o yıla kadar kültür diye bir şey ihtiyacımız, böyle bir ihtiyacımız yokmuş. Vardır da bir başka anda, yollardan. Bir anda işte 75 yılında böyle bir ihtiyaç ortaya çıkmış ve yani işte yani sürekli zaten yani çok da olduğunu zannetmiyorum ben. Mesela ben sinemaya girdikten sonra ismini hatırlayamayacağım kadar yani Cumhuriyet Hükümetleri oldu. Ve gerçekten isimlerini bilmediğim bir sürü kültür bakanıyla bugüne kadar çalıştık. Öyle ki bir tanesi eczacıydı mesela, hiç unutmuyorum. Sanıyorum bütün edebi bilgisi bir reçete okumaktan ibaretti bana göre. İsmini vermeyin. İsmini vermiyorum tabii, o kendini bilir. Daha sonra yine çok kısa dönem bir kültür bakanı hatırlıyorum. Bizim derneğimize bir başka bakanın tasarrufunda olan küçücük bir meblağı geri istedi. Üstelik faiziyle istiyorum sizden bunu dedi. Onun da adını vermeyin. Onun da adını vermiyorum. Ama ben sonra tabii işin üzerine gittiğim için öğreniyorum ki kendine yakın dernek ya da vakıflara bu arada böyle bir şey yapılmamış, para yağdırılmış. Onu da öğrendik daha sonra. Yani benim aslında böyle bir derdim yok. Mesela sinemacı olarak. Şimdi nasıl bir derdiniz yok? Yani benim işte mesela Berhan artık tabii milletvekili de olduğu için sinemacı kimliğinin dışında işte rakamlarla ben rakam falan hiç bilmiyorum mesela. Ben sadece oynamak istiyorum bu ülkede. Yani sağlığım el verdiği sürece özgürce oynamak istiyorum. Çünkü peki özgür değil misiniz? Şimdi az önce Recep Bey'den lafı aldım. Özgür değiliz. Şöyle artık mesela sansür dedi. Kadri buna itiraz etti. Ben sansür kelimesini seviyorum aslında. Çünkü daha böyle tok bir şey. Yani denetleme kurulu olunca sanki böyle akademik bir şeymiş yaşanır gibi. Yaşanır bir şey yani. Geliyor yani. Sansür kelimesi daha benim kulağıma daha hoş geliyor. Çünkü yapılan iş, çünkü aynı şey.
sansür daha antipatik olduğu için daha... Bana hiç antipatik gelmiyor. Çünkü yapılan iş zaten antipatik ama sansür... Yani yumuşatmaya, gizlemeye gerek yok. Denetleme sansür. Denetleme kurulu peki, bana... var mı şimdi? Beni gıcık ediyor. Denetleme kurulunu sevmiyorum. Ben sanki arkasında böyle profesörler varmış falan böyle bir takım. Bence sadece o kuruma geldikten itibaren film seyretmiş insanlar var orada. Peki şu anda var mı sansür? Sansür kurular çünkü en var. Son sansüre uğrayan oyuncu benim. Yani benim çalıştığım film sansüre uğradı. Hangi? Sarı Günler. Bir saniye. Sarı Günler. Sarı Günler. Adıyaman'da çalıştık. Aslında bizim şöyle bir sorunumuz var bu filmle. Sizin genel başkan yardımcınız da Adıyaman milletvekiliydi o zaman. O çok içindeydi konunun. Yani bir önceki hükümette bizi setimizi bastılar. Hangi hükümette? Yani 57. hükümet demek ki. Evet. Çünkü arada bir 58 oldu. Yani ben bu rakamları çok sevmiyorum. 57'de bizim setimiz basıldı. Kim bastı? Askeri güçler tarafından setimiz basıldı. Niye evet, basıyorlar? Evet. Yani mesela biz bizim medyaya bir çağrımız oldu. Bir iki kişi ancak gösterdi. Onun dışında Adıyaman Valiliği'nin gönderdiği şeyle yetinmek zorunda kaldılar. Yani bizim açıklamalarımıza medya önem vermedi. Peki şimdi medya evet. Önem veriyor. Neden bastılar? Yani ne yapıyordunuz siz? Yani nasıl biz hiçbir şey, biz film çekmeye çalışıyorduk orada. Nasıl bir Kürtçe çekiliyordu? Film Kürtçe olmuştu. Çekiliyordu sadece. Yani yasak mı Kürtçe film çekmek? Ay yani bizim nasıl o devirde dedim bir sene önce. Hayır yok sadece. Uyum yasaları geçen yıl 57. hükümet döneminde çıkan uyum yasaları içerisinde bunların yapılabilir. Tabii vardı ve. Kürtçe yani çekilen şey. Filmin adı neydi? Sarı Günler. Peki şimdi niye sansürle? Yani orada setimiz basıldı 57. hükümet döneminde. Şimdiki hükümette filmi yasakladı. Peki niye yasaklıyor? Gerekçe Kürtçe olmasın. Şimdi mesela ya işte içinde bir takım şeyler var. Yani şu cümleler çıkarsa filminizi serbest bırakacağız diye. Çıkmasını istedikleri cümlelerden bir tanesi işte diyelim ki Türkiye savunma sanayine Orta Doğu ülkelerindeki yoksul çocuklardan eğitimine daha fazla para harcıyor falan filan gibi şeyler. Bu aslında burada söylediğiniz günlük, şimdi bunu da keselim. Bu günlük yani konuşulan şeyler. Ama bu demek ki filmde olunca ben hep şey diye düşünürüm yıllardır. Ama bu zaten söylenir sinemaya yani, girdiğimden beri. Yani falan. Filmler neden yasaklanır? Sinemaya girdiğimden beri. Yani siz hiç hayatınızda bir film izleyip ya da bir şarkı dinleyip dışarıya çıkıp devrim yapmaya çalışan birine rastladınız mı? Hı? Kısa bir süre galiba öyle bir etki yapıyor ama çok kısa sürüyor. Hani yani, filmden çıkınca çok kısa süren bir etki o. Yani onun için devrime sansür, yol açmayacak kadar kısa. Sansür diyorsunuz yani bu hükümet döneminde de filmimiz sansür edildi. Şimdi ben biz Ahmet'le gelmeden önce şöyle bir şey konuştuk. Şimdi ben herhalde sinemanın içinde dışarıda en fazla çalışan oyunculardan bir tanesiyim. Yani bunlar ortak yapım değil. Ortak yapım değil. Yurt dışında işte onlardan bir tanesi 91 yılında en iyi yabancı film Oscar'ı aldı. İsviçrelilerle çalıştım. Almanlarla yani defalarca Almanlarla çalıştım filan. Biz burada ben artistik anlamda bir şey söylemek istiyorum ki bu da sansürün içine yani özgür olmadığımızın içine giriyor. Bu da yani bu da içine onu barındırıyor. Mesela ben ilk 84 yılında Ayna diye bir film çalıştık. Biz 84 yılında Venedik Film Festivali yarışmalı bölümü. Bilge Olgaç. Almanya adına. Hayır Erdem Kral'ın. Ve ben o filme gittiğimde yani sinemadan bir oyuncu olarak gelen bir alışkanlıkta setin ikinci günü bir şeye müdahale etmek istedim. Yani şey anlamda yani yardım etmek istedim. Ama orada bana şunu söylediler. Sen sadece artistik anlamda buradasın'ı söylediler. Benim çok hoşuma gitti bu yani ve ondan sonraki dış çalışmalarımın hepsinde bunu bilerek gittim. Ama Türkiye'de biz öyle yapmıyoruz. Çünkü Türkiye'de İstanbul içinde olsun özellikle İstanbul dışındaki çalıştığımız filmlerde orada ilişki kurduğumuz mekanlar yani ya da mekan sahipleri bizim arkamızdaki o 50-60 kişilik teknik ekibi bilmez. Yani başta yapımcıyı bilmez. Yani filmin finansını sağlayan insanı bilmez. Bütün tanıdığı iş bizizdir. Yani bizi çünkü perdeden tanır. Sanki bütün filmi bizim yaptığımızı zanneder onlar. Yani ne zararı var bunun? Ay onun şöyle bir zararı var. Yani oradaki bir takım olumsuzluklar da size yüklenir. İşte yani ne bileyim ben filmin sahibi de olurum yeri gelir. Ya da işte Şaryola çekeriz. Yani kameramanı da olurum falan filan. Yani o mekanda olan insanların hoşlanmadığı bir şey olursa ilk önce bağıracağı insanlar bizler oluruz. Bir de
bir şey söyleyip bitirmek istiyorum. Kimi bu şehirlerde çalışırken, yani bu olması gereken özgürlükler içinde, yani işte şeyi anlatacak, telif hakları olsun, yeni yani istediğimiz yasanın ne olduğunu daha teknik bir biçimde anlatacaklar. Yani biz gittiğimizde mesela valilerle, alay komutanlarıyla falan muhatap olmak istemiyoruz. Niye oluyorsunuz? Oluyoruz, işte senaryomuz gidiyor onlara, senaryomuzu okuyorlar. Yani en ufak bir şeyde filmi durdurma yetkisini elinde bulunduruyorlar. Yani biz bunlardan bağımsız, yani biz film çekmek istiyoruz. Hiç kimseye de bir zararımız yok. Ya ben mesela, benim çalıştığım bir sürü film sansüre uğradı Türkiye'de. Ya bunlardan bir tane Sabahattin Çetin'in, Sinan Çetin'in ilk filmiydi, Bir Gün Hikayesi. Sabah filmiyle çekildi. Filmin ismine bile sansür koydular. Bir Gün Hikayesi oldu filmin adı sonradan. Neydi adı? Sabah. Niye Sabah? Bir işçi hikayesiydi ama biz iki yıl sansürde takıldı. 82'de gösterildi film. Biz 2 yıl içinde, bakın ben ölmüş olabilirdim. Yani ne bileyim, ama o anda oldu. Hamile olabilirdim. Sabah karanlığı çağrıştırıyor. Yani işte. Ondan sonra biz film işçi meselesinden çıkıp biraz aşk filmi oldu. Yani bu sansürün isteği üzerine biz Fikret Hakan'la 2 yıl sonra gidip sahneler çektik. Anladım. Şimdi Ahmet Bey, tam sansür yalnız konusunda bir parantez. Yalnız bir şey söyleyeceğim Beyci Bey. Bir bilgi vermek istiyorum. Hayır, başka bir şey. Sevgili Nur, burada ikimizin, belki seyirciler bilmez, biz çocuk oyuncu olarak başladık sinemaya. 24-25 yıl geçse de, yani o kadar yaşımız falan ortaya çıkmasın. Biz çocuk oyuncu olarak başladık. Tabii ben de. Yani evet 17 yaşında genç kızlar oynuyorum. Sansür konusunda bir şey eklemek istiyorum. Şimdi çok güzel şeyler söyleniyor. Herkes özgürlükçü, herkes özellikten yana. Somut olarak ben sayın milletvekillerinden mesela şöyle bir söz istiyorum. Meclise sansürün kaldırılacağına dair bir söz istiyorum. Hala Türkiye'de sansürün yumuşatılmasından söz ediliyor. Ve ben hatta Avrupa Birliği'nin de çifte standart uyguladığını düşünüyorum. Çünkü geçenlerde Avrupa Birliği'nin Türkiye'den talep ettiği uyum yasaları çerçevesinde hükümlerden bir tanesi, işte yüksek üst denetim kurulundaki askeri üyenin değiştirilmesi. Peki ben sormak istiyorum Avrupa ülkelerinin bütün bakanlarına, Türkiye'ye niye acaba şu soruyu sormuyorlar? Bizim yasalarımızda sansür yoktur. Eğer siz de Avrupalı olmak istiyorsanız siz de sansürü kaldırın. İşte o zaman Kadri Bey'in istediği gibi denetim diyebiliriz. Çünkü Avrupa ülkelerinde sadece gençleri, çocukları korumak için klasifikasyon, yaş sınırlaması vardır. Ama herhangi bir grubun... İngiltere'de kraliyetin aleyhine film çekebiliyorlar mı? Bu çok istisnaidir. Bizdeki gibi kamu düzeni, örneğin yeni getirilen yasada kamu düzenine sınırladık deniyor. Kamu düzeni o kadar esnek bir madde ki yine istediğiniz filmi Berhan Şimşek yasaklarsınız. Ki Avrupa ülkelerinde var mı böyle bir şey? Yok. Evet, hayır. Ben size bir örnek vereyim. Özellikle bizim gibi ağır baskı dönemleri yaşamış ülkelerde sinema yasasında şu madde vardır. Filmleri yasaklamak yasaktır. Bakın Arjantin yasasını açın. Ve öyle bir maddeyi Türkiye hak ediyor. Filmleri yasaklamak yasaktır. Türkiye'de düşünce özgürlüğündeki bütün sınırlamaların kaldırılmasını talep ediyoruz. Bir de Bejdi Bey, şöyle bir şey yok mu? Bu İran'da da sansür var ama İran sineması ona rağmen çok başarılı uluslararası alanda. Çok iyi yapıyorlar. Şimdi bu İran'daki bütün sinemacıların... Şöyle bir şeydir bu. İran'daki sinemacıların çok mutlu olduğunu anlatmıyor. Hayır elbette. Onu kastetmiyorum zaten. Yasaklarla bezenmiş bir ülkede sinema yapmak, roman yazmak, şiir yazmak daha heyecan vericidir. Doğrudur. Daha heyecan verici ve daha güzel anlatımlar, daha farklı çarpıcı anlatımlar doğuruyor. Belki öyle bir şey. Doğrudur. Şimdi, ama reis, herhalde bu gerekçeyle konmuyor sensiz. Şimdi sonra size lütfen. Evet. Sonra da Can Bey, yani herkes aynı. Birçok şey konuşuyoruz. Yani yasaları konuştuk, yasaklamayı konuştuk. Sayın milletvekilleri de diyorlar ki işte bakın iyi niyetimiz var. 80 yıla yakın bir cumhuriyet süreci yaşıyoruz. Hiç kendimizi kandırmayalım. Bu ülkenin temelinin üzerine oturmuş olan bir korkma ve yasaklama mantığı vardı. Bu henüz silinmiş değildir. Bütün bakanlar sanatçılarla bir araya gelirler. Devlet büyükleri, askerler, herkes bir araya gelir. Biz sanatçımız bizim için baş tacıdır, büyüktür der. Sanatçının söze ihtiyacı yoktur. Sanatın politikaya ve sermayeye ihtiyacı yoktur. Sanatın devlete ihtiyacı yoktur. Devletin, politikanın sanata ihtiyacı vardır. Bütün dünyada böyledir. Şimdi bir ülke düşünün ki
yazanını, çizenini, sağcısı olsun, solcusu ne olursa olsun habire kafasına vurmuş, habire içerilere atmış, hatta sürgünlere göndermiş, hatta idam etmiş ve hala bu mantıktan kurtulmuş değil. Geçenlerde Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan bir söz söyledi ve inanılmaz dikkatimi çekti. O da şudur, diyor ki bu ülkede bürokrasi oligarşisi vardır ve baş edemiyoruz diyor. Biz bu oligarşik diktatörlükleri anlattığımız için asıldık, hapislerde yattık, vurulduk, öldürüldük, yok edildik, kitaplarımız yakıldı, filmlerimiz yok edildi. Yani bir devleti düşünün ki halen güzel, daha bu olumlu, mantıktan. Olumlu işte gayet güzel. Hala, eskiden öyle dendiği de öyle oluyordu. Evet, şimdi serbestleşmiş. Bu inanılmaz çarkı henüz yeni fark etmiş ve açıklama ihtiyacı duyuyor. Eğer bir devlet, bir ülkenin hükümeti kalkıp ayağa, meclise çıkıp kürsüye konuşmaya başladığı andan itibaren koyduğu programın birinci maddesine bu ülkenin, bu insanların, bu topraklarda yaşayanların tarih sonralarına bir emanet götürmesi gerekiyorsa bunu sanatla götürecektir. Orhun yazıtlarının peşinde niye koşuyor bir insanlar? Sanat olduğu için. Likya mezarlarını, Mısırları kazıyorlar. Niçin yapıyorlar bunu? Bir iz, bir düşünce ve yaşam biçimini elde etmek için. Bu ülkede bizler geriye bırakacağımız tek şey bizim yaratacağımız sanatsal ürünlerle kalacak. Peki, bir şey soracağım. Siz iddialı ve politik bilim çektiniz. İşte Berhan Şimşek'in başrolünü oynadığı Deniz Gezmiş'i anlatan film. Sansüre takıldı mı? Şimdi sansüre takılmadı ama sansüre nasıl takıldı? Hemen hikayelerini anlatayım size. Yani çok kısa yani. Çok kısa anlatayım. Mı? Üst kuruldan geçti. Haberleri izliyorum. Diyarbakır'da sinemanın içerisine kırmızı su sıkılıp seyirciler dışarıya fırlarken gördüm. Işıklar sönmesin filmimi izlerken insanlar içeride zılgıt çektikleri için koşuyorsun gidiyorsun. Diyor ki halkın huzurunu bozduğu için burada gösterimi yasaklı. Vecdi Bey'le önceki yıl Hakkari'de yaşadığımız olay bir tarih ibretidir. Film sansürden geçmiş. Yasal işletme izinlerini almış. Hakkari'de gösteriyoruz filmimiz. Filmimiz bir türlü konuşma yapacağız. Bekliyoruz seyirciler çıksın gelsin de konuşalım. Bir türlü bitmiyor film. 3 saat geçiyor, 4 saat geçiyor. Ne oldu bu filme? Giderken yolda filmin parçaları rüzgarda uçuşurken yakalıyoruz. Ne olmuş? 5 kişi girmiş içeriye oturmuşlar. Birisi el kapatıyor projeksiyona, birisi kesiyor, birisi biçiyor. Kim onlar? Devlet. Aydın'da Hoşça Kal Yarın filmi oynatılırken için bunu böyle devlet diye falan şimdi, devlete hükümet eden tamam, anlayıştır. Oraya geliyorum. Devlet sensin, devlet şimdi benim. Şimdi ona devlete hükümet geleceğim. Eden anlayış. Şimdi, devlet değildir tabii. Şimdi ona geliyorum. Devlet şimdi değil, Aydın'da bir polis içeri giriyor. Mehmet Soyarslan belki haberi vardır. Onlar dağıtıyorlardı filmi. Yasal bir film. Hoşça Kal Yarın filmi. Diyor ki bu filmi çekenin de seyreden de çıkın dışarı diyor. Bu filmi de kaldır buradan yerine başka film koyacaksın. Biz şaşıp kalıyoruz. Şimdi, kafası atmış bir polis mi? Evet. Şimdi gelelim yasaklama. Şimdi yasaklama kalkar bir sistem diyor ki. Ama şimdi bu zaten Berhan Şimşek, Recep Garip ve Nusret Bey biliyorlar. Bu AB uyum yasaları 6. uyum paketinde. Bütün bunlara son veren maddeler var değil mi Nusret Bey? Evet, evet, evet. Var. Hepsine son veren yok. Şimdi derseniz isterseniz o maddenin şu andaki tasarı şekli. Daha henüz Türkiye Bey, Büyük Millet Meclisi'ne gelmedi. Size de katkı olsun diye. Size şunu söyleyeyim bakın. Burada her devletin her sınırları içerisinde ulusal güvenliği vardır. Özgürlük ne kadar doğru disipline edilirse o kadar değerli bir kavram olur. Baskı anlamında değil. Tabii ki sinemanın yasakları yasaksız bir sinema. Ama Türkiye'nin koşulları içerisinde bunu anlattığın zaman bakın bunlar değişiyor. Sayın vekilim de buyuracaktır. Cumhuriyetin temel ilkeleri. Her ülkenin kendi ilkeleri vardır ve buna özen gösterir. İnsan haklarına. Berhan Şimşek, bu uyum paketinden mi okuyorsun? Evet, evet, evet. Peki orada
yani çekilen filmler Cumhuriyet'in temel ilkelerine uygun olacak şartım var. Cumhuriyet'in temel ilkeleri insan haklarına ve Atatürk ilkelerine dayalı demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti. Devletin ülkesiyle bölünmez bütünlüğünü kamu yararına, yani biraz önce hocamın söylediği gibi yeni düzenlenecek tam düzenine uygunluk. Bu üç yönü dışında 3257 sayılı sinema, video ve müzik eserleri kanunu kapsamında denetim yapılmayacak. Ben size bir şey söyleyeyim etmez mi? Her üç maddeyle yasak filmler yasaklanır. Hayır, şimdi gerçekten hayır, deniz gezmiş de bu maddelerden aslında. Hayır, şimdi bütün evet. Mesele şu. Bütün mesele şu. Bütün bunların hepsi şu anda vekilim de buyuracak. Bunlar komisyonda konuşulduktan sonra her gelen bu şekilde çıkar geçer anlamında değil. Ama bunu çok konuşun. Bu maddelerle Türkiye'de film çekilmez. Bakın, yani gerçekten başka konularda örneğin iş adamlarımız getiriyorlar. Çünkü bunlar muğlak kararlar. Ticaretin kararlar. Önünde sınır olamaz diyorlar. Ve biz dünyadaki globalizmin dayattığı bütün sınırsız özgürlükleri diyelim, onların sahip olduğu özgürlükleri tanıyoruz iş adamlarımıza. Ve orada dünyayı örnek alıyoruz. Ama burada hiçbir zaman dünyayı örnek almıyoruz. Hangi Avrupa ülkesinde, hangi dünya ülkesinde, hatta Amerika'da bunlar vardır bu maddeler. Ben başka bir ülke tanımıyorum. Bir de şu maddelerle... Daha hala baskıcı birkaç ülke elbette olacaktır dünya yüzünde. Şu maddelerle Berhan Şimşek'in başrolünü oynadığı Hoşça Kal Yarın filmi yasaklanır mı? Elbette. Anında. Bence yani çok. Bunu bir daha düşünün. Yani şimdi, bakın her hükümette makyajlar yapılmıştır yani, ama öz değişmez. Bu biraz konuyla ilgili Vecdi Bey müsaadenseniz. Bence konuşmamda söyledim ben. Bu henüz daha bürokratların oturup kendi aralarında kazanmış oldukları bir şey. Gelenler. Hükümete gelmiş değil. Hükümetten komisyona gelmiş değil. Daha görüşme aşaması gelmiş. Biraz daha gelişmişi var elimde. Ve bir şey de var. Hüseyin Çelik Bey bakanlığı döneminde hazırlanmış olan bir tasarım. Biz gelenleri Erkan Mumcu döneminde henüz daha böyle bir çalışma daha başlamışsa. Daha işlemişini anlatıyor. Şimdi böyle bir boyutu var. Ayrıca biz ne talihsiz bir ulusuz. Kendi güvenliğimizi bir gün olsun kendimiz tanımlayamadık. Hayır, yasalara neden güvenmiyoruz? Yasalarımız bu güvenlik konusunda söz sahibi olmak. Haluk, başkaları dediğim, bu toplumun, bu halkın atadığı, görevlendirdiği ve ücretlerini ödediği atanmış kişilerce belirleniyor bizim ulusal güvenlik tanımlarımız. Oysa bu ulusun seçtiği insanlar ulusal güvenlik tanımlarımızı belirleyemiyorlar. Meclislerimiz belirlemiyor bizim ulusal güvenlik konseptlerimizi. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla ulusal güvenlik kavramıyla sanatın zinhar yakından uzaktan ilişkisini kurmamak gerekir. Kuramayız yani. Böyle bir şey olmaz. Ulusal güvenlik kavramı bambaşka bir kavramdır. Ve sanatı nasıl bir kavramdır? Bu güvence. Ulusal nasıl bir ulusal güvenlik kavramı deyince nasıl konumuz bir şey? Bu değil. Bir ben bir tek net bir şey söyleyeceğim. İlke şu. Bu içinde sansürle alakalı şu, yaptığım filmle sanat, alakalı nasıl ulusal güvenliği tehdit edemez. Hiçbir sanat eseri ulusal güvenliği tehdit bak, etmez. Bunu söylerseniz çok doğru. Evet, bunu diyorum. Ama sen ulusal güvenlik kavramı diye bir şey yok dersen çok hayır, ayrı bir şey. Onu da diyorum. Onun karşılığı yok diyoruz. Sanat ulusal güvenliği tehdit edemez. Ayrı bir şey. Etmez. Ulusal eder mi Berhan Bey sanat? Etmez. Ulusal etmez. Ama sanat etmez. Olduğu müddetçe etmez. Sanat adına etmez. Sanatın dışına çıkıldığı etmez. Takdirde etmez. Geçmiş sanatın dönem uygulamaların şey sanatı örneklerine bakıldığı zaman tanımlar beyefendi. Farklı şekillerde değerlendirmeler olmuştur. O zaman yani bunu biz oluşturmadık. Tanımlar. Şimdi müsaade eder misiniz? Bunu devlet biz oluşturmadık. Biraz önce yalnız bir düzeltme gereği duydum Sayın Hakan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükmü şahsiyetine kısmen de olsa yani dolaylı olarak biraz dokunma oldu. Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi belirlemiyor derken bizim bağımsızlığımızın üstünde başka türlü güçler var anlamı taşıyamıyor. Belirliyor musunuz Nusret? Onu lütfen düzeltelim. Hayır, siz Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir. Halkın oyuyla, halkın hür iradesiyle iş başına gelenler egemenlik kayıtsız şartsız milletin ise millet adına iradesini ortaya koyuyor. Ancak etkilenen güçler olabilir. Evet, yani etkilenen şahsiyetlerin ortaya koyduğu kanallar olabilir. Buna katılıyorum. Yani fikir bakımından etkileniyorsunuz, bilim bakımından etkileniyorsunuz, tecrübe bakımından etkileniyorsunuz. Ama bu kanunların tamamını Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi hür iradesiyle ortaya koyuyordu. O zaman, yanlış olabilir. O zaman değiştirilebilir. Değiştirin yani, o zaman. Değiştireceğiz. Hayır, yanlışlıkları değiştireceğiz. Ama birilerinin emri ve birilerinin tahakkümüyle bu işi yapıyorsunuz dediğiniz zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının sizin, söz konusu olmadığı ortaya çıkıyor. Bey, hayır, hayır. Dediğiniz, Sayın Başbakan'ın kastettiği oligarşiden bahsediyor. Aydın Bey dinleyelim. Ama sizin söylediğiniz gibi olsaydı özellikle şimdi bu 22. dönem için söylüyorum. Sizin söylediğiniz gibi olsaydı tezkere geçerdi. Peki. Onun için biraz Aydın Sayman'ı dinleyelim. Tezkere geçerdi.
Berhan Bey'e katılıyorum. Siz değişiklikler olmuştur, başlayayım. Olacaktır. Neyse, Yüksek Bey, Aydın Bey'i dinleyelim. Milletvekilinin sözünü kesmek istemiyorum. Estağfurullah. Şimdi tabii yani, Sayın Başbakan'ın söylediği gibi henüz iktidar olamama durumu bir gerçek. Neden? Çünkü Sayın Hüseyin Çelik kendi isteğiyle üstelik hemen sinemacıları topladığı zaman, bakan olur olmaz, ve onlarla sohbet ettiği zaman adeta bizim tepkilerimizi kendisi gösterdi. Yani Türkiye'de yasakların kaldırılması yönünde çalışacağını, sinema konusunda bütün yasakları kaldırmaya çalışacağını söyledi. Ve ondan sonra bir sinema kurumu yasa taslağını kendisinin de hazırlatmakta olduğunu, bunu internet ortamında yayınlayacağını ve buna tepkilerin de gelmesini beklediğini söyledi. Şimdi böyle konuşan bir bakanın hazırlattığı Uluslararası Sinema Kurumu yasa taslağına baktığım zaman şok olduk. Çünkü hiç de Hüseyin, yani bizzat Hüseyin Çelik'in bile kabul edemeyeceği bir yasa taslağı. İşte arkadaşlar değiniyor şimdi. Denetimle ilgili, yani sansürle ilgili kamu düzeninin sarsılmasının önüne geçilmesi kuralı koyuyor. Yani kamu düzeninin sarsılmasının önüne geçilmesi için. Ama sizin okuduğunuz uyum paketinden. Hayır hayır, tabii bunlar taslak olarak gelenler. O başka olabilir. Yani o Sayın Hüseyin Çelik'in döneminde internette yayınlanan tartışma. Yani, ama zaten o tartışmayı açmış. İtiraz edebilirdiniz. Yani, çok güzel. Tabii itiraz edebilirdiniz. Evet. Benim değinmek istediğim şu. Yani Hüseyin Çelik Bey'in arzu ve isteği sonuç olarak buraya yansımıyor. Şöyle neden oluyor galiba. Çünkü bürokratlar yapıyor bunu. Bunu devlet bürokrasisine gönderiyorlar. Buyurun bu konuda fikirlerinizi söyleyin diye. Şimdi devlet bürokrasisi başlıyor. Birisi geliyor diyor ki milli güvenlik siyasetine aykırı bir şey yapılamaz. Öteki geliyor işte kamu düzenini sarsıcı bir şey yapılamaz. Şimdi bütün bunlar bu maddelerin şeyin içine giriyor, taslağın içine. Sonra taslak bu halde geliyor. Buna Hüseyin Çelik ne yapsın ya da hep beraber bir şey yapmak lazım. Siyaset ne yapsın, meclis şimdi, ne yapsın? O zaman hep beraber ne yapacağız? Şimdi şöyle denk bir durum var. Ulusal Sinema Platformu ile mevcut hükümetin, yani Sayın Yeni Bakan'ın da aynı şekilde düşündüğünü tahmin ediyorum. Buradaki AKP milletvekilleri çünkü Sayın Hüseyin Çelik gibi yasakları kaldırma yönünde eğilim bildiriyorlar ve bizim başka bir tarzımız var. Hayır. Yani Yeni Bakan da bu konuda görüşlerini açıklamadı. Kaldınız. Yeni Kültür ve Turizm Bakanı öyle ayırınca Sayın böyle. Milletvekili. Hayır, beni Berhan olarak tanıyorlar. Peki alınmayın. Hayır, alınmıyoruz yani biz CHP milletvekili tamam. Olarak CHP abi öyle mi bakıyor falan. Ama siz biraz yasaklı şimdi, kaldınız galiba. Şimdi lafta olmaktansa eylemde olmak daha doğru. Şimdi bakın o zaman ortada bizlerin arzuları hilafına ve iktidarda olanların da arzuları hilafına direnen bir bürokrasi, devlet bürokrasisi varsa, bir bürokratik yapı varsa, buna karşı sivil toplum kuruluşlarıyla siyasetçilerin ortak hareket etmeleri lazım. Size hazırlatsınlar bu taslakları, bürokratlar tamam. Hazırlatacaklarına. Sadece yani hepsi bu beş değil. Beş çıkmaz. Bu değil ama şimdi ortada böyle bir yani bu tür bir çalışmaya destek verecek sivil toplum kuruluşları var. İşte sinemacılar, üstelik de Uluslararası Sinema Platformu diye ortak bir platform kurarak. Ama Aydın Bey zaten öyle değil mi? Bürokratlara hazırlatmışlar metni. Size de demişler ki katılın demişler. Bakın tam Sayın öyle Hakan, değil. Sayın tam Hakan öyle yalnız burada neden burada bir şey var? Eğer bu hayır bu güncel bir konuyla komisyona geldiği zaman komisyon mutlaka sizlerle, kurumlarla görüşür, sivil toplum örgütleriyle görüşür ve bunların bilgileri mutlaka alınır. Hayır tabii siz alıyorsunuz. Bu bir sorunsal değil diyorlar. Komisyona gelmedi de sizin hepinizin karıştırdığı bir şey var. Onu karıştırmayın. Yani biz bir şey karıştırmadık. Hayır, bir dakika. Müsaade ederseniz karışmadığını göreceğiz. Ama çok önemli, bunu kaçırdığın zaman tabii tehlikeye izliyorum. Gidiyor. Şimdi sizin söylediğiniz bürokrat oligarşisi, bunu reddediyorum tabii ki ben. Ama eğer bürokrat, arkadaş doğal sit alanlarını satmayın diyorsa bu oligarşi olmaz. Bu AKP oligarşisine karşı bir duruş olur. Bu da politika olur. Kısa bir ara verelim, devam edelim. Kısa bir aradan sonra bir dinlenelim, devam edelim şöyle. Partide bir ayrılık evet, mı? Devam ediyoruz. Kaldığımız yerden hemen sizinle devam edelim. Yani biraz da ilerleyelim. Vakitten dolayı hemen kısaca toparlayayım demek istediğimi. Yani biz Kültür Bakanlığı'nın ve diğer hükümetin diğer tüm bakanlıklarının sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu bürokratik engelleri aşmasını öneriyoruz. Şimdiye kadar Kültür Bakanlığı yetkilileri ve şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu tabii. Sinema platformuna ve sinema örgütlerine ilgi gösterdiler ve hemen hemen her konuda görüş aldılar. Bunun böyle devam etmesini
diliyorum yeni bakanlıkta da. Peki, çok teşekkürler. Can Bey, sizi dinleyelim hemen. Mikrofon uzatılabilir mi acaba Can Bey'e? Teşekkür ederim. Öncelikle eğer hala bizi izleme direncini gösteren seyircimiz varsa onlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ve gönül dilerdi ki Sayın Bakanımız da bizi izliyor olsun ve iki gün sonra bize bu konuştuklarımızın yanıtlarını vererek sürpriz yapsın. Bundan çok mutlu oluruz. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Bu akşamki konuşmamızda da aşağı yukarı görüşlerimiz hepimizin, sayın milletvekillerim de dahil, aynı noktada birleşmesi güzel bir oldu. 50 yılı aşan ya da 75 yıla yaklaşan sinemamızın henüz kurumlaşmamış olması, henüz bir sektör olmaması görüyoruz ki bütün sıkıntımızın temeli. 100 yılın başında bütün dünya ülkeleriyle, özellikle Avrupa ülkeleriyle beraber başladığımız sinema serüveninde aşağı yukarı Birinci Dünya Harbi'nin sonunda bütün komşularımız, bütün Avrupa ülkeleri kurumlaşmalarını tamamlamışlar. Sinema kurumlarını kurmuşlar. Burada sosyalist ülkeler, kapitalist düzenler, devletçi yaklaşımlar hepsi değişik şekillerde bu kurumları kurmuşlar. Ama sonuçta bugün bir ulusal sinema kurumunu kurmamış ülkelerden herhalde 3 ya da 5 taneden bir tanesiyiz. Demek ki burada sinema kurumunun bir elzem olması demeyeyim ama kaçınılmaz olması çok açık seçik anlaşılmış bulunuyor. Umarım ki anlaşılmış bulunuyor. Çünkü bunun dışında sinema kurumunun özgür bir yapıya kavuşması, bir sektör olması imkansız. Bakın 15 yıldır sinemamızda, Türk sinemasında endüstri ve sektörden artık söz edemiyoruz. Film yapılıyor fakat bir sinema sektörü, bir sinema endüstrisi kelimesini kullanamıyoruz. 15 sene önce buna yaklaşan çabalar vardı. Fakat son 15 yıldır bu çabalar artık tamamıyla şey edilmiş. Yani bugün eğer arada bir filmler yapılıyor, insanlar bunlara paralar yatırıyorlarsa bu gerçekten büyük bir Don Kişotluk, büyük bir özveridir. Burada özellikle Mehmet Soyarslan dostumuza da ben bu özverisinden söz etmek istiyorum. Çünkü kendisi bir sinema işletmecisi olarak aslında başarılı bir iş adamıdır. Ama bir o kadar da sinemaya yatırım yapma isteğinde olan bir insan ve bizim bu sinema kurumlaşmamızda en büyük desteği aldığımız kişilerden de birisi. Kısacası şunu söylemek istiyorum. Sayın milletvekillerim de artık zannediyorum bize bu konuda katılımlarını sağlayacaklardır. Bizim bu sektörde kurumlaşmamız, özel bir yasayla özel bir kurum olmamız kaçınılmazdır. Ve burada bizim sadece Kültür Bakanlığı'yla değil, bizim Maliye Bakanlığı'yla, bizim Milli Eğitim Bakanlığı'yla koordinasyon gerekliliğimiz vardır. Yani böyle bir yasa. Can abi çok kısa küçük bir şey girebilir miyim? Diğer buyurun. Bakanlıklarla dediğiniz için. Mesela Çalışma Bakanlığı da bunun içinde olmalı. Çünkü bizim bizim iş kolumuz 17. iş kolu içinde gösteriliyor. Bu sinema sanatının dışında inanamayacağınız, söyler misin Halukçum? Yani bizimle alakası olmayan bir sürü yani orman işçileri, dericilik falan filan, yani bizimle yakından uzaktan ilişkisi olmayan iş kollarıyla birlikte biz açıklanıyoruz. Mesela onların da birlikte o da bir düzenlemeye ortak bir çalışma yapıp bizim oradan çıkarılıp yani kendi başımıza bir
iş kolu olmamız gerekiyor. Yani yaşımız itibariyle 50 yıldan başlayarak 40 yıldır, 30 yıldır Türkiye'nin sanat sorununu kendimize sorunsal olarak seçmiş insanlarız biz. Yani biz bunu sabah akşam bir şey gibi, bir düstur gibi oturuyoruz. Yalnızken kendi başımıza, birlikteyken de başka konuşacak bir şey yokmuş gibi sürekli bunları konuşuyoruz. Yani bunun arkasında özel bir sinema, Türk Sinema Kurumu'nun kurulmasının hemen akabinde bizim gönül diliyor ki Türk Sanat Kurumu'nu gündeme getirmemiz. Bunun için de bizler konunun artık aklı bali olmuş diyelim. Yani bugün hepimiz özellikle sanat yapan arkadaşlarım olarak sorunlarımızın bilincinde ve de sorunlarımızın nasıl çözüleceği konusunda çok pratik ve çok hızlı çözüm önerilerimiz var. Bu önerilerimiz doğrultusunda biz milletvekillerimizin yapacağı çalışmalara her türlü katkıyı sağlamakla hem yükümlü hissediyoruz kendimizi hem de bu çalışmalara katılırız. Ve bu çalışmalar behemahal bizim bilgimiz dahilinde olmasında büyük yarar vardır yol almamız açısından. Zaten hazır bir yasa taslağımızda varken bu yasa taslağını yeni baştan ele alıp ve bu kapsamda bunu hayata geçirmek istiyorsunuz. İstiyoruz. Teşekkür ediyorum. Siz kaç yıldır sinemanın içindesiniz? Ben 1953 yılından beri tiyatro yapıyorum, oyuncuyum. 1960 yılından beri de sinemanın içindeyim. Metin Erksan'ın sinemaya başladığını, daha birçok önemli yönetmenimizin, Duygu Sağaroğlu'nun sinemaya başladığında ben oyuncu olarak onlar da başladıkları noktalarda beraberdik. Yani bir 60-50 kuşağı, 60 kuşağı, ondan sonra 68 kuşağı, 70 kuşağı biz bu sanat sorunun içindeydiniz. Sürekli içindeyiz. Peki hangi dernektesiniz? Sizin derneğiniz hangisi? Ben Oyuncular Meslek Birliği'nin başkanıyım. Oyuncular Meslek Birliği. Oyuncular Meslek Birliği. Yani Oyuncular Meslek Birliği son yasamızdaki telif hakları, daha doğrusu fikir ve sanat eserleri yasasındaki son değişiklikle çok önemli bir kurumsallaşma gerçekleşti. Bütün oyuncular üyeniz mi? Tabii efendim. Bütün oyuncular aşağı yukarı 600'e yakın oyuncumuz ki bunlar sinemamızın ve de tiyatromuzun çok önemli bir bölümünü kapsar. Elbette. Bunlar üyemizdir. Ayrıca da Çağdaş Sinema Oyuncular Derneği'nde bir üyesiyim ben aynı zamanda da. Peki en son hangi filmde rol aldınız? Çok mu eski? Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Abdülhamit'te rol aldım ama Abdülhamit'te ben... Abdülhamit Düşerken. Düşerken filminde bir... figürasyon olarak rol aldım. Yani çok küçük bir konuşmalı rol aldım. Bu da böyle bir projeye katkım olsun diye. Katkım Anladım. Olsun diye. Yoksa onun dışında gerçekten uzun zamandır bir Züğürt Ağa'dan bu yana ya da bir Selamsız Bandosu'ndan bu yana ciddi bir film çalışması içinde gönlümce bir rol oynayamadım. Neden? Çıkmadı mı yani? Son 15 senedir, şey çok azaldı, yapımlar çok azaldı. Yılda 5 tane, geçen yılda 5 tane. Tabii, yani böyle olduğu zaman da haliyle yönetmenin kendi tercihine saygımız var. Biraz da siz de seçici davranıyorsunuz galiba. Mümkündür, o da olabilir ama dönem dönemde küçük kompozisyonlar, küçük karakterler de olsa çok severek oynadığım roller tabii ki var. Dizilerde oynadınız. Dizilerde de nadiren oynadım. Nadiren oynadım. Anladım. Çünkü o ayrı bir şey. Ayrı bir alan. Ayrı bir ama alan. Biz sizi gerçekten Züğürt Ağa'daki o çok başarılı ve çok akılda kalıcı rolünüzle, kompozisyonla hatırlıyoruz. Onu da belirtelim burada. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet Haluk Bey, sizi dinleyelim. Şimdi isterseniz siz tabii özellikle İngiltere'yi iyi biliyorsunuz. Şu soruyla başlayalım. Berhan Şimşek'in bir sorusu vardı. Neydi Berhan Şimşek? Şu İngiltere'de kraliyet... Tabii ailesinin... Onu bir sorar mısınız? Kraliyet ailesinin yani onları
kötü, çirkin, yanlış gösterebilecek kralla, kralçe ile ilgili film çekilebiliyor mu? Çünkü Haluk Bey 16 yıl İngiltere'de sinema sektörünün içinde orada filmler çekti. Onur üyelikleri var. O bakımdan orayı çok iyi biliyor. Şimdi şöyle, televizyonda daha sonraki yıllarda buraya da taşınan Spitting Image diye bir program vardı. Spitting Image'de kraliyet ailesi esprilerle Kraliçeden mi bahsediyorsun? Kraliçede tabii. Yani kraliçe, kral, prince, Charles hepsi orada gösterilir. Sinemada yasak var mı böyle bir yasak? Sinemada yok, böyle bir yasak yok. Kralla kraliçeyle dalga geç. Kral yok da kraliçeyle dalga. Hatta kraliçe çeşitli filmlerde başka bir oyuncu, çok benzeyen bir oyuncu vardır. Kraliçe onu oynar komedi filminde. Bu bilgi sizde yanlış galiba. Hayır, yani ayrıca ben şöyle başlayacağını yani, düşünüyordum. Orada yok. Anayasa yani. Yok diyecekti. Bir gelenek var. Ve ortak İngiltere tarifi var. Yapılıyormuş işte. Hayır, şimdi kraliçeyle bakın, bir dalga hukukçu geçiyor. Olarak Sayın Haluk Bey'in şöyle başlayacağını düşünüyordum ben bu sorudan sonra. İngiltere'de anayasa yok, bir gelenek var ve orada ortak İngiltere tarifi var. Türkiye'de biz ortak Türkiye tarifini yapamadığımız için herkes karnımızın ağrısından inliyoruz. Yani orada bir evet. İngiltere'nin ortak tarifi olduğu için onu zaten çekmiyorlar. Böyle alınganlıklar yok aslında. Yok yani. Özellikle. Evet. Espriler yapılır, hı hı. Tartışılır ve kraliçe dahil olmak üzere kimse bir şey demez. Bu yasak konuda. Var mı peki? Yasak değil. Yani şöyle bir şey oldu. Tam filmin adını hatırlayamıyorum. Yıllarca önce Londra Film Festivali'nin açılış filmi İrlanda IRA ile ilgiliydi. IRA ile ilgiliydi. Sanıyorum o film için bir şeyler oldu. Filmi yani kaç çektiler. Yıl bu? 80'lerin sonu olabilir ama filmi tam hatırlamıyorum. Hatırlıyor musun? Filmi. Yani böyle bir şeyler konuşuldu. Fakat bunun dışında, onun dışında ciddi böyle bir sansür ama o çok önemli. Mesela İRA terörü ya. Var diye demek ki bir mesela BBC'de İRA ile ilgili bir meselede ciddi evet. bir sorun oldu. Ama BBC direndi ve kazandı değil mi? Ama bir noktada kasetleri aldılar BBC'de. Tabii. Yani BBC'ye girildi, kasetler alındı. O da işte gene bu meselelerle İRA ile ilgili bir filmde. Yani o noktada fakat, bir şey var. Ama şunu atlamayalım. Yasal bir müdahale yapıyorlar. Yani soruşturma açıyor, gidiyor, savcı el koyuyor olaya. Sonuçta beraat edebiliyor. Bizde yasalar, yani ceza yasasıyla ilgilendirilmiyor olay. Sansür yasası ya da işte vali ve kaymakamlara verilen yetkiler. Anladım. Yani evet. Şimdi sınırsız özgürlük olmalı mı, olmamalı mı onu tartışırken bu örnek olay da önemli. Yani bir ülkenin güvenlik endişeleri varsa o endişeler ne kadar büyükse sınırlandırmalar da gündeme gelebiliyor. İşte İngiltere gibi demokrasinin beşiği bir ülkede bile İRA belası başlarındayken diyelim ki böyle bir tür yani, uygulamalar oluyor. Evet mesela bir, şöyle bir uygulama da vardı. Televizyonda İRA'nın başkanının sesi bir süre verilmezdi. Onun yerine bir tiyatro sanatçısı seslendirir, dublaj sanatçısı. Ve böylece haberlerde yayınlanırdı. Bu kaç yıl önceydi efendim? Gene bu yani 80'ler ama süresince. Ama çok yeni Haluk Bey. Ama mesela değişti. Şunu hatırlatalım. Değişti. Değişti. Örneğin Jim Sheridan'ın filmlerini hatırlayın. İrlandalı yönetmen. İlginç olanı İrlanda yapıyor, İngiliz ortak yapımı. Çok sert, çok radikal bir İngiltere eleştirisi. Ve İngiltere buna resmi sinema formlarından az olacak. Sonra konuşacağımız Film Council buna para koyuyor. Evet. Şimdi biraz da şeye gelmek istiyorum. Hani bu kurum Türk yani ulusal sinema kurumu endüstrileşme endüstrinin kurulması noktasında. Buradan tekrar İngiltere örneğine geçmek istiyorum. Yani sorunlar hiçbir ülkede bitmiş değil. Sürekli sinema üzerinde çalışılıyor, yeni yöntemler aranıyor, başka amaçlar yani daha iyi bir şey üretebilmek için çalışılıyor. Mesela şöyle bir şey oluyor mu? Çok affedersiniz. İngiltere devleti İngiliz sinemasının dünya üzerinde var olabilmesi için İngiliz sinemasına kaynak aktarıyor mu? Şimdi şöyle, evet. 2000 yılında The UK Film Council, Film Konseyi kuruldu. 2 yıl çalıştılar, 15 üyesi var. Başında da ünlü yönetmen Alan Parker var. Ve bu bir limited şirket, özel şirket. Fakat devletten para alıyor ve atandı devlet tarafından başkanı. Şimdi bunun yanında bir de piyango geliri var ki bu %12 kadar bir miktar piyangonun içinden alınan. Ve bu da 27 milyon poundla sınırlı tutuldu en az olmak üzere. Yüksek yani bir rakam düşmeyecek. Mıdır bu? Yüksek bir rakam. Ve başkanın
yani durumu aydınlatırken söylediği şu. Diyor ki eğer bu piyango parası olmazsa ve devletten yardım olmazsa bizim film endüstrimiz çöker diyor. Bir dakika. Bir şey merak ediyorum. Hani bizdekiyle oradaki aynı mı diye. İngilizler İngiliz filmlerini tercih etmiyorlar mı? Amerikan filmlerine mi gidiyorlar? Şimdi mesela bu yıl, daha doğrusu 2002 hesaplarında çıkan dökümde 755 milyon pound gişe hasılatı 30 yıldaki en yüksek noktaya çıktı. 20 en çok izlenen film içerisinde 13 tanesi Amerikan filmi. Orada da bizdeki gibi tabii, demek ki. Yani Avrupa genelinde baktığımız zaman zaten %12 civarında ulusal sinemaların yani izlence oranları, gişe hasılatları bu şekilde izleyici. Şimdi burada çok önemli bir şey daha var. Tabii kamu için çalışılıyor. Kamu parası, vergi ödeyenlerin paraları. En büyük endişe şu, yani endişe dediğim şu, şart şu. Diyor ki izleyicinin hoşlanması, hoş vakit geçirmesi ve Britanya filmlerinin dünyada en geniş seyirciye ulaşması şartını koyuyor. Vardır. Bunu yapmak için ana çalışma alanlarından en önemlileri öne çıkardıkları, tabii muhakkak ki dağıtım meselesine çok önem veriyorlar ve yeni kabiliyetlerin bulunması. Yaratıcı sinema, yenilik getiren, yani birbirini taklit, ya daha doğrusu kopya eden, tekrarlayan da belki daha doğru, tekrarlayan bir sinema değil ama yeni bir kan bulunması için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Şimdi bu çok önemli ve bunu hakikaten her zaman öne çıkarıyorlar. Bunun dışında bizde de var mesela o tür yeni gelişmeler. Mesela Nuri Bilge Ceylan'ın sineması değil mi? Diliyle, yaklaşımıyla apayrı bir tabii, sinema. Yani ondan zaten çizgi dışı bir sinema. Hatta Zeki Demirkubuz'un filmleri de öyle yeni galiba. Filmci sinemacılarımız var. Farklı bir sinema dili getirdiği için dışarıda da, burada da dikkati çekiyor. Dışarıda daha da çok dikkati. Çünkü dünya sinemasında da farklı bir dil o. Yani sadece bizim sinemamızda değil, dünya sinemasına dönem var. Şimdi bu noktada mesela bu ya farklı diller aranırken büyük para proje tespiti aslında buraya. Senaryo yazmak, yeni bir şey yaratmak ve sinemayı yani kendi ülkesinin sinemasını tanıtmak meselesi. Bu çok önemli onlar için. Dağıtım kollarını ve şirketlerin şimdi yani bağımsız şirketler, küçük şirketler, İngiltere'de de öyle. Bir film yapıyor, belki 10 sene bir film yapmıyor. Tanıtım filmi yapıyor, başka bir şey yapıyor. Fakat imgesel sinemaya geniş anlamda sinema seyircisine ulaşacak film yapmıyor. Şimdi bu durumda bu şirketlerin de güçlendirilmesi gerekiyor. Bunları da bir daha işler, daha sağlam bir hale getirme çabası, çalışması evet, var. Böyle bir yapı. Şimdi film konseyinin altında farklı organizasyonlar var. Ben bunun yani, ayrıntılarına girmeyelim. Şey değil de devlet olarak değil, mesela bir tanesi şey fonlarla ilgileniyor. Anladım. Diğeri tanıtımla. Bir şey merak ediyorum evet, ben. O model Türkiye'ye uyar mı? Aslında yani Türkiye'yi de biliyorsunuz, siz evet, o modeli de biliyorsunuz. Uyar mı? Şimdi burada biz film endüstrisini kurmak için bir çaba sarf ediyoruz. Sesli düşünüyoruz, öneriler ileri sürüyoruz, tartışıyoruz. Film endüstrimiz maalesef yok. Şimdi bu aşamayı eğer geçersek, deminki söz edilen problemler, yaşanılan sıkıntılar, işte endüstride, sektörde çalışan bir arkadaşın hem oyunculuk hem de başka bir görevi olmadığı halde yapması durumu gibi, kendini daha zor durumlarda bulması ortadan kalkacak. Çünkü bir filmin tanımı yapılacak. Türk filmi nedir? Ortak yapımlarda Türk filmi nasıl tanımlanır? Yönetmeni midir? Yapımcısı, oyuncuları? Galiba yönetmeni. Ama farklı şeyler var her ülkede. Avrupa Birliği'nde de tanımlar var. Ancak şu kadar oluşuyor. %30'u diyor ki kendi ülkemden teknisyen olacak mesela, diyor. Terzan Özpetek'in çektiği filmler Türk filmi mi? İtalya meselesi var. Demek ama Türk filmi evet, var. Ama %50 var. Evet, Türk filmi yani, oluyor ama. Orada işte bahsettiğim, yani diyor ki şu kadar mesela yönetmeni, işte yapımcısı ya da işte şu kadar senarist evet, şey olursa dengeler kuruluyor. Ona göre bir tanımlama yapılıyor. Başka bir önemli mesele de bu süreç içerisinde ve daha sonra da sürekli olması gereken daha sağlıklı bir endüstri için bilgi paylaşımı çok önemli. Yani
her alanda, işte salonlarda, yapımlarda, dağıtımlarda çalışanların sayısı, çalışanların durumu, hatta Avrupa Birliği'nde çalışanların cinsiyet ayrımı, ne kadar kadın, ne kadar erkek çalışıyor. Bunlara da dikkat ediliyor. Bunlara kadar bir detay var. Toparlarsak. Yani, tabii. Biz yani Türkiye'de bu doğrultuda şimdi Bilgi Üniversitesi'nde bir çalışma başlattık. Bu bilgi açısından. Bilgileri Türk sinema tarihiyle ilgili. Tarihi de değil, endüstriyle de ilgili. Durum nedir? Durum nedir? Avrupa'yı araştırıyoruz, dünyayı araştırıyoruz, Türkiye'yi araştırıyoruz. Siz de o zaman çok değerli katkılarda bulunabilirsiniz bu yasa çalışmalarına, bu ve bilgilerle. Bu aynı zamanda bir arşive de dönüşebilir. Böyle bir şey de var. Demek ki yani endüstrinin sağlıklı gelişmesi noktasında hakikaten kimin ne yaptığı, ne ürettiği, ne kadar ürettiği çok önemli. Çok. Ve bu bilgiler sürekli dünyada, endüstrilerde tekrarlanıyor, yenileniyor. Başka açılar, başka çözümler aranıyor. Çok. Ve hiçbir zaman bitmiş değil. Yani. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ben bir şeyi merak ediyorum. Onu Haluk Bey belki cevap verebilir. Şimdi, ulusal sinema platformu, işte hep ulusal kelimesi geçiyor. Bu yakın bizim Türk sinemasının tarihine baktığımızda da bir iki teorik kitap karıştırdım. Ulusal sinema akımı diye bir akımla karşılaştım. Onunla bir ilgisi var mı olayın? Hayır. Ulusal sinema akımı elbette ki Türk sinema tarihi içinde önemli bir akım. Ama bizim bu kavramdan hareketimiz elbette ki misak-ı milli sınırlar içinde yaşayan bütün Türkiyelilerin yaptığı sinemayı kastediyor. Anladım. Teorik bir ayrışma değil bu. Hayır, politik ya da ideolojik. Her sinemacı sizin içinizde yer alabilir. Elbette ki. Elbette ki yer alabilir. Her sinemacı alabilir mesela, sağcı, solcu, ideolojik bir şey var mı? Kesinlikle alır ve almalıdır. Çünkü orada zaten bunun temelini oluşturan kurumlar vardır, dernekler vardır, örgütler vardır. Ve bu örgütlerde hele çok uzun süredir insanlar şunu farkına vardılar. Mesleki ve özlük hakları ön plandadır ve çok seslilik şarttır. Onun için de hala belki kısmi insanlar, bunun dışında bakanlar mutlaka olacaktır ama... Sizin dışlayıcı bir tutumunuz yok. Hayır, katiyen. Yani bugün sinemada hiçbir örgütte dışlayıcı bir tutumla kimse karşılaşmaz. Anladım. Yani belki tek tek örgütler, belli ideolojik görüşleri benimseyen sanatçılar tarafından kurulmuş olabilir ama... Genel olarak platform dışlayıcı davranmıyor. Böyle mi diyeceğim? Hayır. Örgütlerde de bu çok uzun süredir aşıldı. Bir dönem evet Türkiye'de sinema alanında da bunun bir takım yansımaları oldu ama bugün bunun, yani bu tür bir ideolojik temelde kurulmuş ya da yeni kurulmuş ya da eskiden beri böyle bir temelde var olduğunu düşünebileceğimiz sinemada örgüt ben bilmiyorum şahsen. Anladım. Mehmet Bey'e ben, siz bu konuyla ilgili bu mi? Bu konuyla ilgili. Peki hemen size, sonra Mehmet Bey'e dönelim. Bu konuya hemen bir ekleme yapmak istiyorum. Küçük bir anekdotla. Bir türkücü arkadaşım vardı. Bundan 5-6 sene önce gene bir yerde bir konser verecek. Yaz konseri. Dedi ki yahu dedi yarın akşam konser vereceğim ama gene 4 tane türkümü polis yasaklayacak dedi. Niye dedim yani yasaklıyor? Hangilerini yasaklıyor? İşte bir saydı türküleri. Önemli değil. İsim de önemli değil. Türküler de önemli. Niye yasaklıyor dedim. Söyleme o zaman onları. Şimdi burada bir başka bir bakış açısı var. Yani bu o türkülerin yasaklanmasını istiyor. Şimdi sanatta eğer yaptığımız sanatsa, sanattan söz ediyorsak, kavramlar ve kurallar evrenseldir. Yani burada sağ ya da sol diye bir şey, bir ideolojik kavram zaten o sanatı güdükleştiren bir şey oluyor bir yerde. Ve bir de bu tür sanatlar unutulmaya, kaybolmaya mahkum. Yani siz salt ideolojik, salt politik tabii, bir sanat yaptığınız zaman çok doğru. Burada bir süre sonra yaptığınız şeyin herhangi bir tekrarı söz konusu olmuyor. Çok doğru ama benim kastettiğim daha çok her sanatçının bir dünya görüşü olabilir ama yaptığı sanat o dünya görüşünün propagandası olmaz tabii ki. O bir sanat eseridir. Onu kastetmedim ben. Hani ideolojik olarak belli görüşlere sahip kişiler mi toplanıyor bu platformda sadece? Hayır. Onu kastettim. Onu yani zaten yani siyasi parti değil, meslek grupları, insanlar tabii olabiliyor. Tabii ki yani. Tabii onu yani anlamak şey için. Yok. Şimdi Mehmet Bey, siz sinema işletmecisisiniz. Ne demek sinema işletmecisi?
Şimdi evvela ben şahıs olarak yalnız sinema işletmecisi değilim. Yani sinema salonu işletenlere de sinema işletmecisi deniyor. Bunu yapıyoruz. Sinema onun için sordum işletiyoruz. Zaten. Bir de film dağıtımı da film işletmeciliği adına değerlendiriliyor. Ama biz şirket olarak da şahıs olarak da film yapımcılığı da yaptık. Yani hem film yapımcılığı yapıyorsunuz. Evet. Hem sinema işletmeci, salon işletmeciliği. Salon işletmeciliği yapıyorsunuz. Hem de dağıtım. Film dağıtım işini peki, yapıyoruz. Peki kaç salonunuz var işletme sizin yaptığınız? Şu anda bizim salon olarak işletmiş olduğumuz salona dedi 9 salon ve 9 ayrı yerde 30 salonumuz var. Ne, fakat, nasıl yani? Yani bu cep çok sinemaları. Salonlu, tabii cep veya büyük o önemli değil. Çok anladım. Salonlu sinemalar. Çok salonlu. 30. Peki bu 30 salondan kaçında Türk filmi oynuyor? Kaçında yabancı, Amerikan şimdi filmi oynuyor? Şimdi bakınız. Çok güzel bir yere geliyorsunuz. Sanırım bu gelmiş olduğunuz yerle birlikte yavaş yavaş öneriler bölümüne de geçmemiz gerekiyor. Evet, geçiyoruz zaten. Şimdi efendim. Türkiye'de önce her şeyden önce bu bir paradan bahsedildi. Bir toplayarak gelmek istiyorum olayı. Geçmişten ama şu sorumun cevabını vereceğim. Devamlı Türk filmi oynayan hiçbir salon yok. Çünkü devamlı film oynayacak kadar Türk filmi yok. Her sene Türkiye'de gösterilen filmlerin %8'i civarında yerli filmimiz var. Öyle mi? Bu da 9 ila 11 adet gibi bazen 12 adet gibi olabiliyor. Bunu geçemiyoruz. Bütün mesele bu. Filmcilik, sinema üretmek, film üretmek pahalı bir iş. Yani bir sanatçı eğer düşündüklerini ve hissettiklerini ifade etmek için kitap yazmayı tercih ederse bunun maliyeti çok ucuz. Bir kalem ve kağıt. Hitchcock da aynı şeyi söylemiş. Demiş ki sinema üretmek bir kitap ve kalem alacak kadar ucuz hale gelene kadar yalnız yönetmenler kendi düşündüklerini filme çekmeyi isteyemezler. Yani halkı düşünmek zorundasınız. Halkı memnun edeceksiniz ve halk da size belirli bir ödeme yapacak. Daha doğrusu ürününüzü beğendirmek zorundasınız. Aksi takdirde bir ekonomik değer üretemiyorsunuz. Tabii diyeceksiniz ki yalnız para için mi film yapılacak? Hayır. Endüstri var olursa endüstrinin yanında gayet tabii ki para kaygısı olmadan birçok film de üretilecek. Ama bu endüstri desteğiyle olur. Şimdi evvela dedik ki bir para var. Bu paranın dağıtılması lazım. Tabii ki dağıtılması lazım. Birikmiş bir paradır bu. Ve bu para eğlence vergilerinden. Eğlence vergisi kelimesi ayıp bir kelimedir. Sinema sanat mıdır? Eğlence midir? Eğlence vergisi bar, pavyon, Luna Park gibi yerlerden alınan bir vergidir. Halbuki sinema sanatsa bir kere eğlence vergisi kelimesinin de kendisinin de kalkması lazım. Peki diyelim ki bir sanata katkı payı olarak bir %1 alınıyor. O zaman bunun bir kısmının film yapımcılarına, bir kısmının da yerli film gösteren sinemalara sübvansiyon olarak iade edilmesi gerek. Bunu Fransa yapıyor, bunu İngiltere yapıyor. Öyle mi? Gayet tabii yapıyor. Hatta Fransa'daki örnekleri çok ilginçtir. Fransa Paris Belediyesi haftanın belirli günlerinde kendisi sinemaların parasını ödeyerek seyirciyi bedava filme soktu. Sırf sinemayı sevdirmek. Yerli film. Tabii sevdim. Yerli film yerleşsin otursun diye. Şimdi biz bunlardan dolayı bunu istiyoruz. Pekala. Diyelim ki birikmiş paralar çok büyük bir para tutuyor ve bu paranın verilmesi lazım. Peki her sene bu %10'larla bir de %KDV'si var her neyse kesinti %16'yı buluyor. Bu paralarla bu iş olur mu? Ha en önemlisi bu. Maalesef bu paralarla bu iş olmaz efendim. Çünkü şu ana kadar birikmişleri bir tarafa bırakırsanız son 7 senede Türkiye'de kesilmiş olan tüm biletlerin ürettiği bedel 27 milyon dolarla 83 milyon dolar arasında değişiyor. İniyor çıkıyor. Bir sene 50 milyon dolar oluyor. Bir sene 80 oluyor. Geçtiğimiz sene 51 milyon olmuş. Ondan evvelki sene 72 milyon dolar olmuş. Peki bu para kime gidiyor? Kimler alıyor bu parayı? Bu da çok ilginç. Bu paranın bilir misiniz ki ister yerli olsun ister yabancı olsun. Özellikle yabancılar için bu çok önemli. %85'i Türkiye'de kalıyor. Yani düşününüz ki yurt dışından film getiriliyor, burada gösteriliyor ve maksimum %15'i telif hakkı olarak yurt dışına gidebiliyor. Kısıtlamalardan dolayı değil, kanundan dolayı da değil. Sinema salonu işletmecisine mi gidiyor? Hayır, şimdi izah edeyim gayet basit. %16'sı sinema %16'sı eğlence vergisi ve katma değer vergisi olarak veriliyor.
%42'si sinema salonlarında kalıyor ki bu eğlence vergisi düştükten sonra 50-50 bölüşülen paradır. Ondan sonra %10'u reklam sektörüne gidiyor. Bir diğer %10'u buradaki altyazı, kopya, stüdyo masraflarını yapan gümrük ödemelerine gidiyor. %5 civarında da işletmecinin almış olduğu emek karşılığı var ve netice itibariyle 5 ila 15 arasında bir para telif hakkı olarak gönderilebiliyor. Bunun da zaten %10'u kurumlar vergisi olarak kesiliyor. Şimdi böyle bir durumda demek ki sinema yabancı filmiyle de Türkiye'ye çok büyük ekonomik değer kazandırıyor kültürü dışında. Bu da çok önemli bir nokta. Pekala nedir bu üzerinde durulan eğlence vergilerinden toplanan para? Hani bize yeter dedi ya Kadri Bey, eksik olmasın. Ha, bize yetmez. Neden yetmez biliyor musunuz? 80 milyon dolarlık bilet satıldığı zaman %10'u 8 milyon. Şimdi bu 8 milyon devamlı gelmiyor. 5 milyonla 8 milyon arası bir para toplanıyor. Bu parayla kaç tane film yapabilirsiniz? Kaç sinemaya yardım edebilirsiniz? Artı bu işi yapacak olan kurum ne kadarını harcar bunun? Bu çok önemli bir şey. Çok az bir miktar. O halde ne yapmak lazım? Sponsorluktan bahsedildi. Sponsorluk değil efendim. Türkiye'de evvela bir sinema ve kültür yatırımlarına yapılan bütün yatırımları ödenmiş vergi gibi kabul etmemiz gerekiyor. İşte demin düzeltmek istediğim kelime buydu. Vergiden düşülmesi değil. Tabii ki harcamanızı vergiden düşersiniz. Herkes düşer. O değil. Ödenmiş vergi gibi kabul edilmesi. Yani diyelim ki falanca kuruluş 1 milyon dolarlık bir vergi ödeme durumundaysa ama sene içerisinde 250 bin dolarını bir film yapımına yatırmışsa o zaman 750 bin ödeyecek. Peki diyeceksiniz ki devlet bu parayı, devletin parasını alıyorsun. Güzel. Devletin direkt olarak devletin elinden geçen para tekrar geri dönmüyor. Fakat bambaşka bir şey oluyor. Bu para çok daha büyük bir para olarak geri dönüyor ve çok daha büyük vergiler olarak devlete de geri dönüyor. Anladım. Karlı ol. Bakınız şöyle düşünün. İsterseniz tamamlayalım çünkü peki, çok az. Peki çok kısa bunu şey yapmak durumundayım. Çünkü önümüzdeki setlerin kalkması lazım dedim. Öyle kanunlar var ki bakın bir polis vazife ve selahiyetleri kanunu var. Şimdi dendi ki ferdi uygulamalar dedi Nusret Bey. Bir polisin sinemaya girip müdahale etmesi. Ferdi uygulamalar mevcut yasalardan kuvvet ve destek alınarak yapılır. Kendi kendine olmaz ki. Ama polis o yasalar değişti şimdi. Herkes ferdi uygulama yapamıyor şimdi. Yeni yasalara göre gerek polisler gerek herhangi birileri vatandaşın hak ve hürriyetlerini koruyacak nitelikte iyileştirilmiştir ve iyileştirilecektir. Polis vazife ve selahiyetleri de değişti kaldırılmalıdır. Onlar da değişti. O kalkmadan nasıl? Değişti olacak? Onlar. Pekala. Şimdi buraya kadar bunları yaptık. Siz eski belediyecisiniz. Belediyelerle sinemalar arasında ciddi sorunlar yaşanıyor. Devamlı da yaşanıyor. Bir kere sinemalar halka hizmet ediyorlar. Halka açık yerler. Neden onlara turizmde olduğu gibi indirimli elektrik ve su paraları uygulanmıyor? Türkiye'de kimler arasında problem yaşanmıyor ki? Herkes arasında yaşanıyor. Şimdi bunları çözeceğiz. Bizim de görevimiz biz bunları çözmek için varız. Artık demokrasinin kuralını yerine getirdik. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir Mehmet Bey'in sözlerine itirazım olan noktalar da var, katıldığım noktalar da var. Biraz da konuyu toparlamak istiyorum. Bir saniye o zaman. Haluk Bey bir araya girsin. Evet, özetle yani devlet tarafı yani kamuya sunulan harcamasına sinema için sunulan para tamamen bir kaynak değildir. Bu bir kısmı da özel yatırıma açık olmalıdır. Özel yatırımcıyı yüreklendirmeli, cesaretlendirmelidir kanun. Yani iddialı bir şey olur bazı kaynaklarda. Amerika'nın en büyük ihracatının audiovisual, görsel, işitsel ürünler olduğu söyleniyor. Sinema yani. Sinema ve diğer şeyler. Silahtan sonra. Yani ama demek ki bu kadar güçlü silahtan sonra olduğuna göre de ülke ekonomisi için diğer endüstrilerimiz de çok önemli. Fakat bu yasanın yani kurumun, endüstrinin kurulması aciliyet gösteriyor. Bunu belirtmek istiyorum. Evet. Şimdi kurum konusunda galiba biraz netlik yaratmak lazım. Çünkü farklı görüşler oldu. Yani bizim devletten ihtiyacımız yoktur. İşte kendi sektörün kendi paraları yeter gibi bir görüş ortaya çıktı. Aslında bunların hepsi birden doğru. Örneğin Fransız Sinema Kurumu'nu düşünelim. Oranın adı Ulusal Sinema Merkezi. Bütün Avrupa ülkelerinde bu sinema kurumları var. Kiminin adı Ulusal Sinema Merkezi,
kimi mesela Danimarka Sinema Kurumu, İsveç Sinema Kurumu, Portekiz Sinema olmayan bir tek Avrupa ülkesi sayamazsınız. Şimdi bu kurumun kuruluş nedeni aslında iki ana dala ayrılıyor. Birisi arkadaşlarımın bahsettiği gibi, Mehmet Bey'in bahsettiği gibi endüstriyi canlandırmak. Ve endüstrinin elbette yapım tarafı, dağıtımcısı, işletmecisi, sinema salon sahibi bu gelen kaynaklar ki gelen kaynakları da hemen şöyle özetleyelim. Örneğin Fransa'dan bir örnek verirsek yaklaşık %60'ı Fransız Sinema Kurumu'nun bilet gelirlerinden ve videolardan alınan, çünkü videodan da bir rüsum alıyor, geliyor. %40 kadarı da televizyonların gelirlerinden, televizyon reklam gelirlerinden. Bunu özellikle belirtmemiz gerekiyor. İşte kamu kaynağı dediğimiz de budur. Televizyon çünkü sinemanın bir anlamda hakkını da alan bir kurumdur. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra ikinci bir temel işlevini unutmayalım. Sadece ticareti ayakta tutmak için gerekli değil bu. Düşünürsek bugün Avrupa'da çok ciddi bir mücadele var Amerikan sinemasına karşı. Ulusal kültürleri ve topluca Avrupa kültürünü Amerikan sinemasının ticari tekeline karşı ayakta tutmak için. Yani bu aynı anda bir kültürel önlemdir. Ve dolayısıyla Amerika'nın dayattığı GATT'lar, Dünya Ticaret Örgütü vesaire gibi ticaretin önüne sınır konulamaz konusundaki dayatmalarına Avrupa ülkeleri Fransa'nın öncülüğünde çok ciddi bir karşı çıkış gösterdiler ve kazandılar. Dediler ki buna kültürel exception, istisna adını verdiler. Kültür alanında sinemalarını korumak için. Korumacılık doğrudur, gereklidir. Ve hala Avrupa bu noktada gerekli buluyor. Ve nedir? Sadece endüstriyi değil, yaratıcı sinemayı. Yani tıpkı bir yazar gibi, tıpkı bir ressam gibi sinemacı sanat olarak korunmak zorunda. Tabii ki bu kurumlar bir yandan bir endüstriyi ayakta yerli tutacak, kültürünü bir yandan da kültürünün yaratıcısını koruyacaktır. Şimdi hemen bir de şunu eklemekte yarar var. Devletin bu alanda, sinema alanındaki politikasını birazcık da bir parantez açarak diğer alanlarda da aynı biçimde yönlendirmesi lazım. Yani siyasetçinin ve bürokratın tekelini, hegemonyasını kırmak gerekir. Çok küçük bir örnek vereyim. Bazı anekdotlar anlatıldı. Sinema dairesinin kuruluşunu iki arkadaş gerçekleştirdik. Profesör Oğuz Onaran'la birlikte 1978 yılında. Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'ydı ve dedi bizi davet etti, bir daire kuralım. Daireyi kurarken gerçekten de ciddi korkularım vardı ve dedim ki aman çok dikkatli bir birim kuralım. Ve eğer Sayın Bakan araştırırsa dosyalarda kuruluş onayı mevcuttur. Ve demiştik ki sinema yasasının hazırlanarak sinema kurumunun kuruluşuna kadarki faaliyetleri yapmak üzere. Anladım. Halbuki ne oldu? Büyük bir bürokratik mekanizma oluştu ve ben bu mekanizmanın mesela Telif Hakları Sinema Genel Müdürlüğü adıyla çalışmakta olan mekanizmanın işlevli olduğunu düşünmüyorum. Bir küçük örnek verelim. Avrupa'daki sinema kurumları kaç kişiyle çalışıyor biliyor musunuz? Bir tanesinde hepsini sayabilirim. 20 kişi, 30 kişi. Yani verimlilik çok ön plandadır. Bizdeki Kültür Bakanlığı'nın memur sayısını biliyorsunuz. 7000'lerin çok üzerinde. Yapılabilecek çok akıllıca bir düzenleme ile, bir yasa ile burada konuşulan bütün sorunların uzak vadede çözümü çok kısa zamanda mümkündür diye düşünüyoruz. Yani ortak talebimiz daha bu. Daha fazla isterseniz uzatmayalım. Bitirelim artık, tamamlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Bir iki şeyi Recep ilave Bey'e edebilir miyiz? Sözümüz var. Bir önerilerini kesmiştik yarıda. Recep Garip o önerileri sıralasın. Ben aslında Türk sinemasının temel sorunları üzerinde epeyce bir çalışmam olmuştu. Bunları aktarmayı düşünmüştüm ama o detayların ötesinde hükümet vakit epey ilerledi. Özellikle, belki kısaca. Özellikle hükümetin çalışmalarında şöyle bir yapıya gelindiğini düşünüyorum. Türkiye uzun yıllardır siyasette kirlenmeyi yaşadı. Bu kirlenme arınmıştır şu andaki durumla. Dolayısıyla meclisteki iki partinin duruşu bence Türkiye'ye bir istikrar sağlamıştır. Bu istikrar içerisinde sinema kültürümüzün de sinema ile ilgili problemlerimizin de üstesinden kolayca ya da bir dayanışma içerisinde geçirilebileceği konusunda düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Özellikle ulusal sinema platformu kendisine düşen tarafını yapmaya devam ediyor zaten. Bu anlamda hükümetin eğer taslağı bize gelirse komisyona geldiği takdirde bu konuda
sizler adına orada temsilciniz olacağımızı belirtmek istiyorum. Sonra cidden Türkiye artık ideolojik arınmaları sonuna getirdiğini düşünüyorum. Yani solculuğuyla, sağcılığıyla ile şu anda bunların çok da fazla ülkede artık tartışılır olmaktan çıktığını düşünüyorum. Daha kolektif, daha birlikte ve beraber hareket edilebilecek bir düzeme doğru yürüdüğümüzü, hep birlikte bu ülkenin yerel duruşunu, yerli olma anlayışını bir kültür anlamında, bir edebiyatçı anlamında, bir sinema anlamında da üstümüze düşen tarafıyla herkes birey olarak yerine getiriyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla sinema endüstrisi mutlaka hükümetler tarafından, devlet tarafından bu ele alınmalıdır ve endüstriyel bir anlam kazanmalıdır. Çünkü Türkiye devlet olarak tarihsel süreç içerisinde son derece güçlü, kuvvetli bir devlet. Bu duruşu içerisinde, dört mevsim içerisinde barındıran bir devletin sinema kültüründe bu kadar iniş ve çıkışları yaşıyor olması bir handikaptır. Ancak uzun yıllardır hepimiz birlikte yaşadık. Siyasal çalışmalarda, siyasal partilerin yapılanmasında gördük ki 100 yıllık bir eğitim politikası ülkelerin olmamış, ülkemizin olmamış. 100 yıllık bir kültür politikası olmamış. 100 yıllık bir sanayi politikası olmamış. Bu anlamda bakıldığı zaman belki de hükümetlerin yapması gereken ya da AK Parti iktidarının şu andaki yapması gereken, yapmamız gereken en önemli şey 100 yıllık politikalara doğru politikalar üretmek ve bir daha bizden sonraki dönemlerde eğer bir yenilenme, bir değişim olacaksa gelenlerin devletin sürekli açısından devamını sağlayacak sadece teknolojik gelişmeler, dünyadaki evrensel bakışlardaki eksikliklerin, aksaklıkların yerine getirilerek devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir başka açısından bir başka eksiklik de şu diye düşünüyorum. Sinemada biraz önce arkadaşlarım söylediler. Yurt içi ya da yurt dışından herhangi bir şekilde buraya film çekmek için gelmiş olan bir insanın ya da bir ekibin buradaki yasal sıkıntılarla karşılaştığını, herhangi bir yerde bir tabii izin konusunda ciddi noktada kapılar çalındığını ve buradaki handikapların da sıkıntılarında bir an evvel aşılması gerektiğini ben düşünüyorum. O anlamda Türkiye bir sürü sinema konusunda yatırımcıyı kaybetti. Yani burada mesela Macaristan'da çalışıyorlar. İşte Malta, yani Türkiye'deki bürokrasinin ağır çalışmasına ötürü Fas, değil mi, doğal platolar haline geldi. Ve Türkiye'deki bu tıkanıklık yani izin verilmeme olayından ötürü epey bir yaşanıyor. Şey kaçırıyor. Mesela Universal Stüdyolar 1 milyon dolar yatırım yapmayı düşünüyor ülkemiz için. Özellikle Antalya konusunu açmıştım. Orada elbette ki bir açık hava platosu var. Ancak işlemeyen ya da orada ciddi noktada yapılanma yapılmamış öyle bir belirgin bir yer var. Bunların mutlaka bir şekilde yapılandırılması ve bu anlamda da sizlerle hükümetin şu andaki süren hükümetin ciddi noktada ortak çalışarak yapılması gereken çalışmayı sona erdirip bir an evvel ulusal sinema kimliğinin dünyaya evet. açılan kapısının oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bir örnekle yani hükümet, mesela sözünüzü kesiyorum. Müsaade ederseniz şunu bir hükümet kalkıp şunu demesi gerekiyor. Biz bu ülkenin kültürünü yaratanları seviyoruz ve baş tacıdır ve bunun için her şeye açığız diyecek, açık açık bunu uygulayacak ki biz de kalkalım size demagojilerle yani, şey olmaz şunu, demek şunu, olmaz. Şunu söyleyeyim. Yani ben lazım. Bunu görmemiz ben şunu, değil. Görecek şunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye zor şartlardan geçerek bugünlere gelmiştir. Yani çok partili dönemlerden iki partinin iktidar olmuş olduğu bir döneme gelmiştir. Dolayısıyla tek partinin iktidarında İki partinin iktidarı değil. İktidarında bizim hamiliğimiz ve abiliğimiz olmasa iş soruyoruz. Ciddi noktada yapılanan bir Türkiye var. Yenilenen bir Türkiye var. Geliniz, müsaade ederseniz. Geliniz Türkiye'nin yeniden yapılanması için yeni besteler, yeni türküleri beraber besteleyelim, beraber söyleyelim. Peki. Türkiye'miz büyüyor. Müsaade ederseniz ben bir konuyu daha aktaracağım. Şimdi siz bir senaryo hazırlıyorsunuz ve senaryonuzu çekiyorsunuz, film hazırlıyorsunuz ve dolarlar yatırıyorsunuz. Milyarlarca, milyonlarca dolar yatırıyorsunuz ve daha sonra bunu denetime gönderiyorsunuz. Ve denetimde de şurası fazla, şurası olursa bu film girmez diyorsunuz. Yapboz tahtası haline geliyor. Türkiye'deki gelmiş olduğumuz süreç bu.
Bunu hep beraber yaşadık. Yani kitapların yasaklandığı, sanatçıların yasaklandığı, düşüncenin yasaklandığı, şiirin yasaklandığı, okuyanın yasaklandığı, oyuncunun yasaklandığı bir Türkiye değil. Evrensel manada insan haklarının özgürce konuşulabilen, özgürce dağıtılabilen, paylaşılabilen, özgürce birbirimizi büyütebileceğimiz bir ortamın oluşması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da çok önemli bir duruş ortaya koyduğumuzu. Bir soru sorabilir miyim? Belirtiyorum efendim, buyurun. Turizm Bakanlığı'na Kültür Bakanlığı'nı katarken hangi kültürel kurumlarla görüştünüz ve görüş aldınız? Yani şimdi yapılmış olan bir hükümet var. Şu anda Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı'na birleştirmiştir. Dünyanın hiçbir yerine böyle bir şey yok. Müsaade ederseniz. O konuya ben cevap vereyim. Çünkü o konunun harbiden bir tane ben yaptım. Ben konuştum. Tamamlayayım yani. Sonra vereyim. Yani hükümet oturmuş, bakanlıklara azay indirmiş. 35 bakanlıktan getirmiş, 20'lere doğru çekmiş bakanlığı. Türkiye yeni bir yapılanmaya giriyor. Bu arada Turizm Bakanlığı başlı başına bir bakanlık olarak kalabilir miydi? Kalırdı. Ama Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu işlevle, Kültür Bakanlığı yapmış olduğu işlevler her ne kadar bakışta ayrı gibi gözükse de temel itibariyle ortak zeminlerden faydalandığını, ortak kültürlerle tarihin akışında da birlikte Recep yol aldığımızı düşünüyoruz. Bunları konuştuk. Dolayısıyla böyle bir hükümet şu anda inanç kültürüyle turizmiyle yani, herhalde Turizm Bakanlığı'nı karıştırıyorsunuz. Yok böyle bir şey. Hazırlayan buyurun. Herhalde siz anlatmayın. Böyle bir bakanlık kurumu şimdi bu bakanlık birleştirilmiş desek ne olacak? Halk Partisi'nin de birleştirmesi desek ne olacak? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de taahhütleri vardı. 38 bakanlıkla yönetilen Türkiye'deki bakanlık sayısının çok yüksek olduğunu, Amerika'da şu kadar, Almanya'da 14 bakan olduğunu vesaire iddia ediyorduk. Yani devletin küçültülmesinden kasıt, Türkiye büyümüştür. Problemler de büyümüştür. Ellerini Anadolu'nun bir ucuna köşesine kadar uzatamayan devletin belli yapısıyla küçülmesi gerekirken, siz gelişen ülkeleri, dünyayı ve hocam çok güzel örneklerle İngiltere'den sinemayla, kültürle ilgili örnekler verdiler. Türkiye'nin fert başına milli geliri 2000 dolar. İngiltere ve İngiltere gibi tartışmış olduğumuz gelişmiş ülkelerin fert başına milli gelirleri 20 bin doların üstü. Bakın 20 bin dolarların üstüne çıkmış olan toplumlardaki meseleler ekonomik boyutu itibariyle çözüldüğü için insanlarımızın kültürel boyutu, yaklaşımı, anlayışı, şekli, müsaade edin. Başaracaksak, müsaade edin. Bakanlığa inelim, müsaade edin. 25 bin dolara çıkıyorsun. Ben sizi hep dinledim ya, ben konuşurken niye müdahale ediyorsunuz lütfen. Ben hep dinledim ama ben bir şey, bir noktaya gelmek için söylüyorum. Nereden baktınız, kime sordunuz dediğiniz zaman bu araştırmaları yapılırken keşfedilen Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Avrupa'daki kalkınmış dünya devletlerinin büyük bir bölümünde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Çevre Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı hep birleşmiştir. Kanada'da, İsviçre'de, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da bu gelişmiş toplumlardaki yapılardan örnek alınarak, madem ki Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde onlar bizden çok ileriye gitmiş, birçok konuları aşmış, sinemayı da, kültürü de, sanatı da, ekonomiyi de, ticareti de, turizmi de geliştirmiş. Bizim potansiyelimiz onlardan çok daha farklı olduğunu biliyoruz. Ülkemizin tarihi, kültürel ve sosyal yapısı itibariyle ciddi zenginliklerle karşı karşıya kaldığını bütün dünya itiraf ediyor. Biz de neden Türk halkı bu kadar başarılı, sporda başarılı olmaya başladı, seviniyoruz. Sorunun müsaade cevabı edin. Değil mi? Şarkıda, ya şimdi sorunun cevabı diye bir şey yok. Nereden soruyorsunuz derken, yani hangi literatürlere sordunuz diyorsunuz. Fakat bilimsel Sayın Erkan, bilgiyi düzeltmek zorundayım. Her şey Avrupa'daki bana veya size sorulmadı diyerek birilerine sorulmadı anlamını taşımaz. Bilim dünyasında... Fransa'da birleşik değil mi Kültür Bakanlığı? Ben, Kültür Bakanlığı'yla Turizm Bakanlığı'yla birleşik bakanlık. Yani sayın, gelişmiş ülkelerinin itirazı var. Ben bu konuda bir açıklama yapayım. Henüz o kadar gelişmediği için zaten Kültür Bakanlığı'nın gelişmeye yönelik çalışmalar. Şimdi başlıyoruz işte. Şimdi bakınız bir küçük çocuk düşünün. Mehmetciğim istersen ben örnek vereyim. Elinden tutmazsanız yürüyemez. O durumdayken bırakın siz elinden tutmayı. Sevgi bile göstermek istemiyor. Bizim hükümetlerimiz bu ya sanat geçmiş dönemlerde küçük. Bunlar oldu. Şimdi bunları de sevgi bekliyoruz yani Kan Film Festivali'nde. Bakınız. Bakın. Bir dakika. 3 ay 4 aylık hükümet döneminde, iktidar döneminde her şey birden tutulmaz. Ama yılların boyutları eksiklikleri niyet, var. Niyet hemen anlaşılır. Sağlam olur. Hayır. Bir ay önce İstanbul Film Festivali'nde film yasaklandı ve rezil olduk. Hayır, bence şartlı karşı. Bakıyorsunuz. Hayır. Yani hükümete şartlı bakmaktan bir de bak, bir Sayın Bakan kalkıp şunu söyleyebilirdi. Ahmet Bey ben bu yasağı deliyorum ve bunun arkasında duruyorum diyebilirdi Sayın Bakan. Niye demedi?
Uzak filmi önemli bir başarı elde etti. Sevgili bütün reis. Bütün yasaları ama yok edip. Bakın Kadri Bey söyledi, iki gün sonra yani ayın 16'sı veya 17'sinde bakan burada olacak ve sizlerle birlikte olacak. Bunları çok uzun uzun da görüşme imkanınız var. Uzak filmine 25 milyar, affedersin Mecidi Bey, 25 milyar dolar ben sözlü soru önergesi hazırlıyordum. 25 milyar Türk lirası gittik. Ödül alındıktan sonra vay efendim uzak büyük başarı, ortada hükümet yok, turizm kültür bakanlığı yok. Yani hatta rivayet ediliyor ki Süreyya Ayhan'ın başarıları bile AKP hükümetine borçlu. Sertab Erener'le ilgili başarılı bir yorumuyla önemli bir göğüs açarak Yücel Yener bu işi hayata kattı. Baskılarınızla istifa etti TRT Genel Müdürlüğü'nden adamcağız gitti. Bir anda Sertab Erener'in şarkısına sahip çıktınız. Yani biraz efendim sizin baskılarınızla gitti, kimin baskılarıyla gitti? Efendim olur mu öyle şey? Yani doğruyu konuşalım. Konuyu çok farklı bir noktaya getirdim. Hayır, çok farklı söylediklerine ekli veriyor. Yani burada bir açıklama yapmak istiyorum. Bak şimdi güzel bir şey de söyleyeceğiz yani, merak etmeyin. Çok ciddi bir egzersiz yaptık bence. Önümüzdeki günlerde gündeme gelecek, komisyona gelecek olan bir komisyon hazırlığında bu konuşmaların, görüşmelerin çok bereketli olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Bu bereketli görüşmeler çok ayrı getirip, tarafları tabii hayır, ki. Getirip çok farklı noktalara, getirip bu noktalara ama bunlar gerçeği, çok da fazla şey yok. Yani. Recep Bey bunlar yalnız gerçeği, çok özür dilerim. İşte Sayın affedersin, bakın, Sayın Kadri Yurdatap'ı iki kez aradım. Sayın Reis Çelik'le, yönetmenimizin Nuri Bilge Ceylan'la iki kez görüştüm. Son güne kadar Kanda stand açılacak, para gelmedi. 50 milyar para göndermişler Nuri Bilge Ceylan için mi yoksa Sesam'ın stand açması için mi? Kültür Bakanı aranıyor, yok. Son anda 25 milyar geldi. 75 milyar yani 45 bin euro ile Kadri Bey'in söylediği stand açtık. Ve kan Türkiye'nin tanıtımı için. Onun için lafta olmuyor bunlar. Lütfen yapalım edelim ondan sonra. Türkiye'nin sinemasının Kan'da stand açması tanıtımı adına 21 yıl sonra bir filmin yarışma bölümünde gösterilmesi çok önemli. Berhan'cığım şu, bunlar, şu ayrıntıyı. Bunlar çok önemli. Yani bunları evet. Yapmadan kalkıp bunları ifade ettiğimiz zaman çok hoş olmuyor. Buyurun efendim. Örneğin Kan'da sinema kurumu neden gerekli diye soruyorsunuz ya hep. Sinema kurumu olan bütün Avrupa ülkeleri yarışmaya filmi seçilmemiş bile olsa sayfalarca ilan vererek sinemalarını tanıttılar. Bütün duvarlar sinema afişleriyle o ülkelerin sinemasını tanıtmak için donatıldı. Bizim bakanlığımız, biz orada bir duvarda Türkiye'yi tanıtıcı turistik film oynattık dedi. Son derece yanlıştır. O mecra ancak sinema kullanılarak kullanılabilir. Orada turistik filme kimse bakmadı ve farkına varmadık. Bir küçük bilgi düzeltmesi yapmak istiyorum. Avrupa'daki bütün ülkelerde kültür bakanlıkları var. Fakat bunlardan bir kısmı Sayın Milletvekili'nin dediği gibi birleştirilmiş durumdadır. Bu birleştirmelerin önemlice bir bölümü Eğitim Bakanlığı'yla, Ekoloji Bakanlığı bir bölümü Eğitim ve İletişim Bakanlığı'yla, Fransa'da olduğu gibi Ekoloji. Kültür ve kültür ve iletişim olarak birleşmiştir. Tek bir ülkede, İtalya'da Gösteri Sanatları ve Turizm diye bir bakanlık vardır. Fakat yine bir başka bakanlık da kültürel mirasla ilgilidir. Yani ağırlık eğer bir birleştirme olacaksa kültür ve iletişim. Örneğin iletişim alanımız RTÜK ile basın yayınıyla Devlet Bakanlığı'na bağlıdır. Anladım. Bunun birleştirilmesi anladım. Daha mantıklı. Neyse, o apayrı bir fakat tartışma bir cümle konu. Çok Ahmet ayrı. Bey. Ben örneğin bir yazı yazarak bu çok önemli değildir dedim. Çünkü önemli olan bu yapı altındaki örgütlenmedir. Ve biz buradan yola çıkarak Özerk Sanat Konseyi sözünü Rutkay da etti. Sinema ve diğer alanlarda sinema kurumu, tiyatro kurumu, bakanlığın bürokratik birimlerini özerk kurumlara dönüştürme projesini hayata geçirmek için bir şans da olabilir diye yoksa düşünüyorum. Yoksa birleşme çok Sayın önemli Bakan, değil. Sayın Bakan bu şansı değerlendirebilir. AKP'li milletvekili arkadaşıma buradan teşekkür etmek için izin verirseniz onu da paylaşalım sinemayla ilgili. Evet burada da bende de var. Resul Tosun Bey'le beraber. Söyleyeceğini bildiğim için. Yani başında da söyledim. Sosyal yapılanması da önemli. Sinema, Resul Tosun'la birlikte. Resul Tosun'la birlikte bir yasa gerekçesi hazırladık. Bizim Kemal Kılıçdaroğlu Bey daha önce 94'te böyle bir SSK Genel Müdürüyken sinemacılar için böyle bir şans çıkarmıştılar. Ve hatta ben de oradan emekliyim. Sanırım Nur'la beraber gittik emeklilik işlerine. Yani çok arkadaşım istifa etti. Şu an o sosyal şemsiyeyi bir kez daha ele tutabilmek için çok ortak bir kararımızdaki bu böyle olacağını umut ediyorum. Bizim gruptan ve AKP grubundan beşinci arkadaşlarımla. Beşinci maddemde bu var. Sosyal güvenlik şemsiyesi. Ama bunu şöyle yapıyoruz biz. Sadece sinema oyuncuları için değil.
sadece evet. sahne oyuncuları değil, kültür sanat insanlarıyla ilgili. Bu çok önemli. Doğru ve güzel olanları söylemekten çok keyif ve mutluluk duyarım sayın bu çok güzel. Evet. Ya bakın parlamentoda bir AK Partili milletvekiliyle bir CHP'li milletvekili oturmuş tabii baş ki, başa. Ne güzel tabii bir şey. Ki, tabii ki, tabii ki. Yani bir iki nokta daha var. Ahmet Bey, Haluk Bey'den de çok özür dilerim. Çok çabuk hemen toparlayayım. Bütün bunları yapabilmek için özellikle bir an önce Ulusal Sinema Kurumu'nun kurulması lazım. Bu hazır, taslak halinde gelmiş. Sayın Bakanım buna sinemacı arkadaşlarımızla beraber bir de çok önemli unutulan telif hakları enstitüsünün kurulması gerekiyor. Yani ekonomik ve sosyal olarak paylaşımları elde edebilmek için yönetmenin, yapımcının, oyuncunun yani bu da taslağın içerisinde var. Ve söylediler televizyonların mutlaka filmler yapabilirliği, ayrıca KDV'nin mutlaka indirilmesi gibi bunları öneri olarak getireceğiz. Rutkay Bey'in daha önceki bölümde ifade ettiği bu sponsorlardan verginin vergiden düşürmesi, hatta Soyarslan'ın söylediği gibi ödenmiş vergilerden mutlaka sponsorluk bunu... Sponsorluk konusunda evet. Rutkay Aziz somut bir şeyden bahsediyor. Somut bir şey. Siz milletvekili onu olarak onu... Onu hayata katacağız. Şimdi bugüne kadar gelinen kültürsüzlük politikasından vazgeçip bir kültür Türkiye'nin politikası. Kültür politikası olması gelir. Peki. Yani tebeşirle tahtaya yazıları yazıp ertesi gün silip devam etmeyelim. Peki. Kalıcı olsun bu sözler diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok kısa olarak bu tanıtım politikaları içerisinde ulusal sinemanın festivaller dünyanın en büyük olayları. Kan kaçırılmaz bir olay. Bundan sonraki yıllarda buralarda kendimizi daha iyi belirtmek gerekiyor. Fakat şöyle bir şey de var. Bu festivaller aynı zamanda proje üretme alanları, yatırımcıların geldikleri yerler. Artık Türk sinemacılarının projeleriyle, dosyalarıyla orada olmaları gerekir. Peki. Bu başarıdan sonra. Kadri Bey. Oturun. Rutkay Aziz konuşacak. Ara verdiğinizde hemen hemen tüm arkadaşlarım bir şey rahatsız etti, beni de etti. Olay salt bir para isteme haline gelmedi. Yani hayır, duygularımız asla öyle değildi. Hayır, cümleyi şöyle bu para sinemanın istiyorum. Hakkı. İzin hakkı olmayanlar Rutkaycığın paralarını alıyor. Tabii. Sinemacı arkadaşlarım niye dilencilik yapalım? Hayır. Devlete kamu paramızı teslim etsini onu istiyorum. Kamu kaynaklı tabii o payın Türk şey sineması adına, halkımız adına, tekrar üretim adına dönmesinin banka, talebidir. Bankaları yolsuz hortumlamıyoruz. Hakkımızı çünkü istiyoruz hakikaten sinemacı olarak. Can'a bir soru sordunuz. Evet. En son filminiz dediniz. Can haklı olarak duraksadı. Sonra Abdülhamit düşerken farklı duygularla bir o bir ansambldır malum. Sen de sanıyorum oradan şey dedin, en fazla 4 film çekildi. Şu anda ne yazık ki Türk sinemasında bilebildiğim kadarıyla 3 film maalesef. Kamera evet. çalışıyor bilebildiğim kadarıyla. Bunun adına o hakkın dediğin gibi tabii o payın dönmesi gerekir. Senin söylediğin Avrupa'nın o uyanan bilinci var ya, kendi ulusal sineması. 1951 yılında muhtemel Amerikan sinemasının yayılmacılığı ve işgali adına Almanya'da ve Fransa'da sinemacılar ve aydınlar dikkat geliyor diye örgütlenmeye başlıyorlar. Türk sinemasının da bu anlamda bizlerin de bilinçlenmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Ulusal bilinç. Siz ne evet, zaman en son hangi filmde rol aldınız? Biz yine şanslıyız canım. Zeki ile Tarık'la Gülüm diye bir çalışmanın içine girmiştik. Gülüm filminde yer almıştınız evet. Herkesi de sonsuz sevgimle, saygımla selamlıyorum. Bizlere yakışır bir toplantı oldu sanıyorum. Çok teşekkürler. Ahmet Hakan'a da ve Kanal 7'ye de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu olanağı sunduğu için. Çok teşekkürler. Sinema oyuncularının bu sosyal hakları da son derece üzgün sahnelerle son yıllarda hepimizi üzüyor. Sokaklarda, caddelerde, bir yerlerde hastane i̇şte köşelerinde. İki milletvekili onu bu konularda da epeyce görevler düşüyor. İnşallah. Özellikle Ahmet Hakan'a, Kanal 7'ye teşekkür ediyoruz. Huzurlu evlerini düşünmek yerine evet. huzurlu bir hayatı üretemedi. Çok teşekkürler. Gerçekten bizler Türk sinemasının yükselmesini istiyoruz, arzu ediyoruz. Umarız olur. Bütün bu sorunlar giderilir. Anladığım kadarıyla her şeyden önce örgütlenmek çok önemli. Onu başarmış sinemacılar. 3 yıldır örgütlüler. Hepsi aynı çatı altındalar. Bu en önemli şey. Örgütlendikten sonra gerisi gelir diyelim. Çok teşekkürler katıldığınız için. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.